İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Beyaz TV ekranlarında ve Derin Futbol programında bu akşam çok ama çok önemli bir isim var. Türk futbolunun bir numarası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören bizim canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle hızlı bir giriş yaptık. Hayırlı olsun. Şeref verdiniz öncelikli olarak. Her zamanki gibi yine Sinan Engin, Ümit Özat, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı ile karşınızdayız. Rasim bu akşam beraberiz. Yan yanayız seninle. Moderatör koltuğu. Evet, beni çok zorlama ne olursun. Sen de ben de berabersin. Yan yanayız. Bu akşam Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Sinan Engin'in, Ümit Özat'ın, Ahmet Çakar'ın çok önemli soruları olacak ve Sayın Başkan her zamanki gibi içtenlikle cevaplar verecek. Tabii ki çok önemli sorular var. Günlerdir tanıtımımızı döndürüyoruz biliyorsunuz. Çok önemli sorular var. Şüphesiz en çok konuşulan konulardan birisi Galatasaray-Fenerbahçe maçında Melo'nun yaptığı hareket ve bununla beraber Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kararı ne olacak? Yine bununla beraber yine Türk futbol tarihinin çok önemli bir projesi, Riva projesi. Hatta çok yakın bir zamanda Sayın Başkan bütün basın mensuplarını Riva'ya davet etmişti ve Türk futbolunun geleceği olarak adlandırılan, planlanan o projeyi Türkiye'ye tanıtmıştı. Hatta sadece Türkiye değil, Avrupa'nın da gözü üzerinde olan müthiş bir projenin ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz, taşıyacağız. Evet, Sayın Başkanım nasılsınız? Nasıl gidiyor? Türk futbolundan memnun musunuz bu sezonun performansından, Süper Lig'den? Bir kere sahadaki mücadeleden, üstteki çekişmeden, alttaki çekişmeden memnunum. Ama futbolun markasını değer olarak gördüğümüz vakit hiç memnun değilim. Yani sizin demin de söylediğiniz gibi dün oynanan derbi, futboldan başka her şey vardı. Bravo. Şimdi bunu bütün dünya, bütün Avrupa, dünya derbisi diyoruz. Demek ki bütün dünya takip ediyor. Bunu gördüğünüz vakit Türk futbolu her zaman her yerde tartışılır hale gelir. Futbolda futbolcular çok önemli. Hakemsiz, seyircisiz futbol yapabilirsiniz ama futbolcusuz futbolu yapamazsınız. Dün futbolcular top oynamak haricinde her şeyi yaptılar. Maçta bir dakikalık çok güzel pozisyon vardı 95 dakika içinde. O da Galatasaray'ın çok güzel organize attığı gol. Onun haricinde, futbol haricinde her şey vardı. Futbol yoktu ama sahada. Bu futbolumuzun marka değerini alıp götürüyor. Onun için de hiç memnun değiliz. Evet. Siz bir futbol seversiniz aslında. Yani hayatınızı futbola adamış bir futbol seversiniz. Önceden Beşiktaş Kulübü Başkanıydınız. Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptınız. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanısınız. Ateşten bir gömlek giydiniz aslında. Bunu daha önceleri Sayın Mehmet Ali Aydınlar için de söylemişlerdi ama bana kalırsa aslında esas o ağır yük şu anda sizin omzunuzda. Çünkü hep sessiz kaldınız. Hep sustunuz. Duymamazlıktan geldiniz. Sizi de yapı olarak biraz tanıdığımız için. Maçları izlerken mesela son maçlara bakalım. Trabzonspor-Fenerbahçe ya da Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını izlerken nasıl bir psikoloji içindesiniz? Terler misiniz? Telefonunuzu kapatır mısınız? Yok, ne hissedersiniz Sayın Başkan? Benim telefonum 24 saat açıktır. Bu babamdan aldığım bir derstir. Çünkü bizim bayilik ağıyla çalıştığımız için tüpçü olarak hep adlandırılıyoruz. Ondan da gurur duyuyorum. Ona açıkça gene söyleyeyim. Benim çocuklarım tüpçülükten ekmek yiyor. Tüpçülük de Türkiye'nin en önemli mesleklerinden biridir. En az da 2-3 milyon kişi bu işten ekmek yer. Ona özellikle üstüne basa basa keşke söyleyeyim. Ben de tüpçü olsam Sayın Başkan. Ben telefonumu hayatta kapatmam. 24 saat açıktır. Ben maçı seyretmiyorum. Hakemimizi seyrediyorum. Çünkü Türkiye'de maçın önüne hakemler her zaman geçiyor ve geçiriliyor. Onun haricinde tabii ki hakem hatası olacak. Ben her zaman söylerim. Hakem hatasının olmamasına imkan yok. Ben Avrupa'daki, İngiltere'deki maçları da seyrediyorum. Daha geçen hafta Arsenal çok önemli bir derbi oynuyordu. Yanlış kırmızı kart gösterdi. Evet. Bu Türkiye'de olsa hala 15 gün sonra gene hakemi tartışıyorduk bence. Orada bir gün tartışıldı, geçti gitti. Doğru. Biz art niyetli varsa, bir hakemin art niyetli olduğunu hepimiz biliyorsak ve bunun ispatı varsa onunla ilgili her türlü kararı yapmaya hazırız. Ama hata, futbol hata. Hoca yalnız takım kuruyor. Hata. Futbolcu altı baştan penaltıyı kaçırıyor. Hata. Hata oyunu zaten futbol. Hakem de bunun için hata muhakkak yapacaktır. Onun için maçları çok rahat seyrediyorum. Hakemlerimizi seyrediyorum özellikle. Evet. Hakemlerden peki memnun musunuz? Memnunum. Hata yapan var. Performansı düşük olan var. Bir maçı bir maça tutmayan var, doğrudur. Ama öbür taraftan da Avrupa'da Dünya Kupası'na 40 yıl sonra ilk defa bir hakemimiz davet edildi. Çağrılıyor Cüneyt Çakır gibi hocamız. Fırat Aydınus elit hoca kısmına geçti. Devam ediyor inşallah, istikbali var. Bunun gibi birkaç hocamız daha var. Aşağıdan gençlerin gelmesini istiyoruz. Yulan Berk'in çok önemi var Türk futboluna. Zekeriya hocamızın namusundan, kişiliğinden kimsenin şüphesi yok. Kesinlikle. Hata gene dönüp dolaşıyoruz. Hataya gelirsek. Hakemlerimiz de bu. Daha hocam, hakemlerin üstladı burada hocam. Benim hakemliği konuşmama gerek yok ama aşağıdan gençlerimize de cesur olarak maçlara koyarak onların da yetişmesi sağlamamız lazım. Sayın Başkan, tekrar düne dönmek istiyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Felipe Melo ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan bir diyalog vardı. Emre kırmızı kartı gördükten sonra Melo'nun çok özür diliyorum hem seyircilerimizden hem sizlerden hem yorumcularımızdan bir dil çıkartma olayı vardı. Ben söylerken bile utanıyorum. Ne hissettiniz? Düşünceleriniz nedir bu konuda Melo ile ilgili olarak? Vallahi bir kere çok üzüldüm. Yani şimdi bana Galatasaray taraftarı kızabilir, şey olabilir. Fakat Beşiktaş Yönetim Kurulu Sayın Bilgili döneminde Pascal Namo'nun bir hareketinden dolayı bir karar verdi. Galatasaray camiasının da Galatasaray yönetiminde oraya bakarak bir karar vermesi gerekebilir. Çünkü Türk futbolunda bunlar yakışan hareketler değil. Ve bir şeye dikkat edin. Burada Ümit hocamız var, Sinan var. Yerli oyuncular birbirleriyle kavga etmiyor. Yabancılarla yerliler arasında kavga oluyor. Çok doğru var. Çünkü onların hepsi öyle arkadaş olarak çıkıyorlar. Dün Bekir Veysel'e hareket yaptı, gitti sarıldı arkasından, özür diledi. Gökhan Gönül Selçuk'a çıkma dedi. Evet. Evet. Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz sevgili başkan? Valla şovmenliğe bağlıyorum. Ya da hani yabancılar fazla para alıyor, yerler azalıyor gibi bir uçurumdan dolayı. Yok, bizim yerli oyuncularımız da Türkiye'nin standartlarında iyi paralar alıyorlar. Tabii. İyi paralar alıyorlar. Ben öyle şey yapıyorum. Ama başkan yabancı sınırı olduğu için bunların hepsi, ben Beşiktaş'ta da böyle bir oyuncu varsa, Fener'de de böyle bir oyuncu varsa bunların artık Türk futbolu adına düşünmemiz lazım. Kulüpçülük veya taraftarı memnun edecek adına düşünmememiz lazım. Çünkü memnun etmeye çalıştığımız taraftar bütün statlarda küfür ederek kulübe zarar veriyor. Peki dün akşam hakem ki yanında oldu. Melo'nun o kırmızı karttan sonra dil çıkartma gibi son derece şakil bir hareketi, sonra tahrik edici hareketi. Maalesef hakem arkadaşımız atamadı. Siz federasyon olarak böyle bir yetkiniz var mı? Görüntülerden hakem şimdi atmadı ama futbol kuralına göre, yani federasyonumuzun kuralına, UEFA kurallarına göre hakemin maç süresinde hakemin sorumlu olan şeyde görüntüyle hiçbir şey yapamıyoruz. Maalesef Melo'ya biz yönetim olarak hiçbir ceza vermeyeceğimiz yok tabii. Yani görüntülerde maç öncesinde belli bir saat, maç sonrasında belli bir saatten sonra biz görüntüyle hareket edebiliyoruz. Maç içinde edemiyoruz. Ancak şikayet olursa etik kurula sevk edebiliyoruz ki bir şikayet var. Biz de onu değerlendireceğiz. Etik kurula gerekirse şeyimizi yapacağız, müracaatımızı yapacağız ama kural olarak biz bir ceza veremiyoruz. Ama bu hareket doğru bir hareket değildi. Hele en son eliyle yaptığı hareket kabul edilir bir hareket değildi zaten. Emre Belözoğlu'nun... O da yanlıştı. Onun da ağzından çıkan laflar ben ağır çekimde seyrettim. Türk milli takımı kaptanı olarak ne kadar darbe yerse yesin ki Emre'ye de epey darbe yapıldı. Onun da onu söylememesi lazım. Evet. Görüntüden gittik mi sahada futbolcu da kalmaz, onu söyleyeyim. Çünkü ağızlardan çok kötü laflar çıkıyor maalesef futbol oyunu içinde. Bizim bu olayı sizler de dahil, futbolcular değil, basınımız da dahil, futbolun marka değeri olarak almamız lazım. Çünkü hepimiz buralardan ekmek yiyen, amatörce çalışan insanlarız ve futbolla yaşayan insanlarız. Evet. Sayın Başkan, bu konuda Kulüpler Birliği ile mutlaka görüşmeleriniz oluyordur ama biz tabii kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu bilemiyoruz. Kimilerine göre çay, kahve sohbeti deniliyor. Yok. Ama ben onu kabul etmiyorum tabii ki. Ama mutlaka konuşuluyordur. Mutlaka sizin bu konuda görüşleriniz vardır. Ama mesela 4 büyük kulübün başkanını alıp birebir konuşuyor musunuz? Çünkü onlar Türk futbolunun lokomotifleri. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Onlarla bu konuda konuşuyor musunuz? Ya da ne bileyim, bugün Sayın Başkan Ünal Aysal'la bir telefon görüşmesi yapabilir miydiniz? Ya da yaptınız mı, yapar mısınız? Çünkü diyaloglarınızın çok iyi olduğunu biliyorum. Özellikle Sayın Ünal Aysal'la. Şimdi benim her başkanın aşağı yukarı diyaloğum çok iyi. Ama Sayın Ünal Aysal'la ailece de görüşüyoruz. Bugün için bir görüşme yapmadım. Ama Sayın Ünal Aysal karakteriyle, yapısıyla, olgunluğuyla bu konuştuklarımızı düşünebilecek kapasitede ve bu kibarlıklı bir insandır. Muhakkak o da kendi içinde bir değerlendirme yapacaktır. Ben o koltukta da yaşadım. Tabii bu değerlendirmeleri yaparken de taraftarı da düşünme olasılığı olacaktır. Taraftardan bir tepki gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ama sonuçta hem Galatasaray'ın asaletine yakışan hem de yönetimlerine yakışan kararları muhakkak alacaklardır. Evet, peki Selçuk'la ilgili, Selçuk'un oyundan çıkarken Mancini ile yaşadığı diyalogla ilgili olarak bir futbol sever olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak değil de futbolu seven biri olarak ne düşündünüz Selçuk'un formasını vermesini? Valla ben ona bir şey söyleyemem ama Selçuk Galatasaray'ın kaptanı. Türk milli takımımızda çok değerli bir oyuncu. Selçuk gibi değerli oyunculara kolay kolay yetişmiyor. Özellikle Türkiye'de zaten altyapı problemi, aşağıdan gelen futbolcu problemi varken bunları kaybetmek çok kolay. Yani evet, kazanmak çok zor. Biz kazanmak ama kulübe de saygılı olmalı lazım. Değil mi başkan? Yani sizi Beşiktaş başkanı... Ben onlarla ilgili yorum yapamam ama tabii. Selçuk olgunluğuyla, kişiliğiyle zaten değerli bir hata yaptıysa onun özüründe hem hocasından hem yönetimden hem camiasından da muhakkak diler yani bir hatası varsa. Olgunlukta da bir insan çünkü. Şimdi ben şunu söyleyeceğim başkanıma. Burada da çok eleştiri yaptık bu konuda. Hakem hata yapıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor. İşte federasyon istifa etsin. Veya işte bu ağır yönetici demeçlerini, bu ağır birbirlerine karşı bunu kulüpler birliğinde konuşup anlaşılamıyor mu? Bunlar nasıl önüne geçecek başkanım? Yani bunlara baktığın zaman bunlar tamamıyla ortalığı geren, yani hakem hata yapıyor, federasyon istifa etmeli. Yani bunu nasıl karşılıyorsun? Bunu kulüpler birliğinde mesela bu söyleyen kulüp başkanına söylemiyor musun kardeşim? Yani biz de hakemin hata yapmasını istemiyoruz. Yani her hakem hatasında federasyon istifa etmelidir. Bunu nasıl önüne geçeceksin? Mesela İlhan Cavcak işler hep ters gitti. İlhan Demirören istifa eder. Hayır. Şimdi bakın bir ay önce, iki ay önce Galatasaray'dan çok ağır vardı. Karşısında Fenerbahçe'den geldi. Evet. Devamlı yani Futbol Federasyonu'nun tarafı olmadığı için, olmadığı için devamlı ağır eleştiri var. Sevgili Şener de söyledi. Türkiye'de tek kulüp başkanlığı, kulüpler birliği başkanlığı ve federasyon başkanlığı yapan kişiyim. Yani o koltukların hepsinden geçtim. Evet. Bir başkanımız söze başlarken ne söyleyeceğini, sonunun nasıl olduğunu da çok iyi biliyorum. Futbol başkan, yönetici, basın, antrenör, futbolcu bu söylemlerine devam ederse biz bu tarafları durduramayız. Ben bunların hepsini de başkanlara söylüyorum. Bu iş tepeden aşağıya kadar gidiyor. Aşağıdan tepeye değil. Onun için tabii ki hakem hatası olacak, gene söylüyorum. Ama artık Türkiye öyle bir yerlere geldi ki Türkiye bugün oturduğu vakit 2023-2070 hedefleri koyan bir ülke. Hakem hata yaptı. Federasyonun bir tane taraftarı var mı? Yok. 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 Her hafta sonu Süper Lig'den bahsediyor. 9 takım yeniliyor, 9 takım kazanıyor. Veya beraber oluyor. Veya beraber. Yenilen her takım federasyon istifa diyor ya. Geçelim bunları artık. Bunlar bitti. Bir takım sahada yeniliyor. Yönetim istifa, hoca istifa, taraftar başlıyor. Bunlar geçti. Hiçbir başkan, kulüp başkanları adına konuşuyorum, takımı kötü olsun diye transfer yapmaz. Takımı şampiyon olsun diye yapar. Özellikle 4 büyük adını konuşuyorsak. Evet. Ama bir tane şampiyon çıkar. Mühim olan futbolun güzel. Futbol bir görsel şov. Bugün dünyada futbol 200 milyar euro ekonomisi olan bir sektör, artık sektör. Tamam. Bu sektörde hata da olur ama sektörün korunması, futbol ekonomisinin korunması gerekiyor. Artık çok uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Döneceğiz, muhakkak soracaksınız yabancı konusunda. Biz futbol olarak altyapıya, futbolumuza ne yatırım yapıyoruz? Bunların hepsini Türkiye'de artık tartışılma zamanı lazım. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı vakit 3 tane yabancısı vardı. Ama o zaman her yerde öyleydi başka. O zaman Barcelona'da 3 yabancı. Benim demek istediğim şu, ben olarak öne görüyorum. Bizim aşağıdan futbolcu şeyini açmamız lazım. Bu nasıl açılır? En az bir kulübün 5 ile 7 milyon euro senede altyapıya para harcaması lazım. O zorunlu hale getirilemez mi? Öyle bir şey yok mu? Yani kolay değil, onu biz yapamayız ama kulüplerin ekonomisinin buraya dönmesi lazım. Ve altyapıların artık fabrik olması lazım. Kulüpler alacak, yetiştirecek, sonra da yurt dışına satacak. Buradan ekonomi sağlayacak. Çünkü zaten futbol ekonomisini biz burada daraltıyoruz. Daralıyor da sponsorlar bugün kaçacak diye korkuyoruz hepimiz. Artık takım formaları şey haline geldi. Dama gibi oldu. 5 tane reklam koyuyoruz. Peki sevgili başkan, bir şey sorayım. İdarecilik yaptınız. Futbol şube sorumluluğu yaptınız. Beşiktaş'ı kastediyorum. Daha sonra uzun bir dönem Beşiktaş Kulüp Başkanlığı ve bıraktınız. Sonra niye federasyon başkanlığına aday oldunuz? O günün şartlarında bu işi yaşayan birinin federasyon şartlarında, yani dönelim o seneye dönelim, Sayın Aydınlar istifa ettikten sonra zaten bütün kulüp başkanları, kulüpler birliği başkanı olduğum için bunu konuşuyorduk. Hepsinin de ortak görüşü olarak ben oraya aday oldum. Ben kendim çıkıp da ben adayım değil mi? Çünkü bu işi bilen, bu işi yaşayan, kulüp başkanlarıyla birebir diyaloğu olan, onlarla paylaşabilen bir kişi. Ben de o kulüpler birliği başkanı olarak bunu öneriyordum. Kısmet bize oldu. Peki sizce şike sürecini Türkiye Futbol Federasyonu olarak hakkaniyetle yönetildiğine inanıyor musunuz Türkiye'de? Çünkü şu açıdan soruyorum. UEFA özellikle Fenerbahçe'ye ve sonra da Beşiktaş'a idareci bazında şike yaptıkları için Avrupa'dan men cezası vermiştir. Kas da bunu onamıştır. Oysa ki Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarına Ve birçok idareciye Türkiye Futbol Federasyonu ceza kurulu ceza vermedi. Bu çok büyük bir çelişki. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı kurulları tırnak içindeki bu pisliği temizlemek için mi göreve geldiler? Ceza kurulu, disiplin kurulu, tahkim kurulu. Yoksa UEFA ve KAS mı bu konuda sert davrandı? Şimdi kurulların hepsi özerk. Kurulların hepsi seçimle gelen, tavsiye edildi de seçimle gelen ama kişiler. Ama sizin atadığınız, yani siz yazdığınız kişiler okey dedi. Evet, biz okey dedik yani genel kurulu. Bir kere federasyon tarafından kurullarla ilgili hiçbir temas olmaz. Bugün örnek vereyim, Şişli Adliyesi ile Beşiktaş Adliyesi aynı konuyla ilgili çok farklı kararlar verebilirler. Evet. Yani federasyon kurullarının verdiği kararla UEFA'nın kurullarının verdiği kararlarda çok farklı olabilir. Siz bildiğim kadarıyla tamam, hukukçuluğunuz da var hocam. Nasıl? Hukukçuluğunuz da var. Doktorluğunuz da var. Demin konuşuyorduk, hukukçuluğu da pardon hocam. Yani hukukta hiçbir zaman iki eşittir iki değildir. Peki. Çok fazla ihtiyaçlar olabilir. Yani ve bu konu kapanmıştır. Artık bu konunun üstüne... 30 senedir futbolun içindesiniz. Evet. 30 sene yapmayın hocam, zaten daha 48 yaşındayım. Hayır, şu açıdan sonra. Seyirci, iyi bir seyirci. Sonra 48 yaşında mı? Bizden aşağı yukarı yani aynı dönemin insanlarıyız. Sinan filan birbirimizi 30 yıldır tanırız. Futbolun içinde derken aynen, yönetici veya sorumluluk anlamında. Ama Erdoğan Bey de zaten futbol oynuyordu. Yani şöyle bir insan yok. Ailecek. 25 yaşına kadar futbol maçı seyretmeyip stopu veya güreş yapıp da sonra futbola dönen adam yoktur. Futbolda hepimiz 7 yaşından itibaren tabii, futbolun doğru içindeyiz. Şunu sorayım. Sizce gerçekten şike süreci Türkiye'de hakkaniyetle sonuçlandı mı? Hayır. Hocam, ben size başka bir soru soracağım. Tabii. Bugünün Türkiye'sinde evet, o davaların gerçekçi olduğuna ne kadar inanıyorsunuz? Hangi davalar? Bütün. 3 Temmuz davalarının evet, diyor. Bütün davalar. Onun için bunu tartışmak artık hukukta bazı şeyleri kapatmamız lazım. 3 Temmuz diyor. Bazı şeyleri kapatmamız lazım. Sizin programı... Bazı şeyler artık kapandı. Peki. Beyaz sayfa mı açmak lazım? Hayır, bitti. Bunların üstünde artık taraftarı germek de yanlış. Doğru. Peki sevgili başkan, Trabzonlular sizin çıkacağınızı duydukları için efendim, dediler ki Yıldırım Demirören federasyon başkanı olmadan önce Sadri Şener'e, devrin Trabzonspor başkanına, size kupayı vereceğim, şampiyonluğunuzu vereceğim gibilerinden bir söz verdi mi diye bakın, sorarlar. Çünkü bunu Sadri Bey de ifade etmişti. Yıldırım Demirören'i ve Demirören ailesini tanıyan herkes bilir ki ağzımızdan çıkan laftan dönüş olmaz. Ben Sayın Sadri Başkan'a tek bir şey söyledim. Haklıysan kupanı alırsın dedim. Kurullar ne karar verirse. Bu da doğrudur hocam. Yani ben birden kurulların kararı vermeden haksızsın diyemem ki. Kişisel kanaatiniz ne? Hocam benim için olay kapanmıştı. Benim orada hiç kişisel bir kanaatim olmaz. Ben o dönemin Beşiktaş Kulübü Başkanıyım. He. Onun için bunların hepsi zaten bana göre doğru değildir. Onun için bu konu benim için zaten kapanmıştı. Ama tavır koymadın o zaman. Yok çünkü öyle bir şey yani. Değil mi Sinan kardeşim? Evet. Ya bu konuyu lütfen hocam. Tabii ki sormakta haklısınız. Hayır, ben bunu tabii soracağım tabii de. Tabii ki haklısınız. Olay hep böyle bir beklentiye bir şey gidiyor. Ben bir sene evvel bu olay kapandı dedim. En sonunda Kazakistan'da Sayın Platini de açıkladı bu işin evet, kapandığını. Genel sekreter. Artık bu işi kapatmak lazım. Yani 3 Temmuz olayı kapanmıştır. Bitmiştir. Artık geriye dönmeyelim. Geriye dönelim lütfen hocam. Buyurun. Milli takım gidemeyecekti. Tabii canım, neler 10 takım gidemeyecekti. Türk futbolu bitmişti. Türk futbolunda cacıklar yapıldı. Hayda. Doğru. Şimdi onun için yani. Cacıkları yapanlar da gitti sonra. Bunu artık olumlu tarafından alalım. Bitti. Olan oldu. O günün süreçleri bugün tartışılır hale geldiyse bu konuyu kapatmak en doğrusudur. Çünkü hep gerisi soru işareti olarak, boşluk olarak kalacaktır. Başkanım şöyle bir soru sorabilir miyim müsaade ederseniz? Evet, ben de kapatmaya çok istiyorum. Dediğinize de katılıyorum. Tekrar hatta bu kişilerin eğer yargılanması gerekiyorsa yargılanması gerekir zaten. Öyle bir dönemdeyiz. Yani, federasyon süreci kapandı. Evet. Yıldırım Başkan haklı olarak diyor ki bu işin adli boyutu evet, bile bir altında tartışmalı hale geldi. Başkan'a katılıyor. Dediğin doğru. Evet, işin adli boyutu olarak. Özür dilerim. 10 saniye rica ettim. Sayın Başkan şunu sorayım. Bundan sonra şunu anladım. Ya size gelen mesajları ben görebilir miyim? Hayır, gör. UEFA'dan herhangi bir kulüplerle ilgili ve kişilerle ilgili yaptırım gelmediği takdirde bu iş Türkiye Futbol Federasyonu için kapanmıştır diyorsunuz. Hocam kişilerle ilgili davası devam etmektedir. Ben bunu her zaman söyledim. Tamam. Kulüplerle ilgili zaten Sayın Platini'nin açıklamasıyla bu Infantino iş Kazakistan'da açıkladı. Bu iş bitmiştir. Yani yazılan mektup, biz sevgili değiliz. UEFA çıkacakları mektup yazacak. Ben içinden bir şey okuyacağım da bu böyle diyeceğim. Böyle bir şey yok. Yani UEFA der ki bu böyledir veya böyle değildir der yani. Bu federasyonun konuda kişilere verdiği cezalar da bitmiştir. Abi. Bizim bakın 2 sene evvel karar verildikten sonra federasyonda bu konu kapanmıştır. Tabii ki bir beklenti UEFA'dan çıkacak vardır. UEFA'da kulüplere bir ceza vermiştir. Ama daha Türkiye dönüşü yoktur. Burada açık. UEFA resmi olarak başkan tarafından açıklanmıştır. Bitti. Önümüzdeki sene de Fenerbahçe cezasını çekecek, bitecek. Evet, şu da çok konuşuldu Sayın Başkanım. Çok özür diliyorum sizden. Teknik direktörü ve yöneticisi, şike sürecinde adı iddianamelerde geçen bir başkan, kulüp başkanı nasıl Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyor diye. Siz çok eleştirildiniz bu yönünüzde. Çok yazıldı, çizildi. İşte Sayın Serdar Adalı, Sayın Tayfur. Eleştiri yapan benim. Hayır hayır. Sizin kulübün içinden hayır. Birileri. Sayın Başkan'ın ne iddianamede ne tahkikayla ne davada adı geçmedi. Şöyleydi. Bu tez benimdi. Şunu dedim. Federasyon başkanlığı seçiminde. Türkiye'de herkes federasyon başkanına olabilir. Sayın Demirören şu açıdan olmamalıdır diyen kişi benim. Açısı yakışmadığı için değil asla. Asla. Şundan dolayı. Federasyon başkanı olduğunda Sayın Demirören'in zamanında kulüp başkanıyken as başkanı Serdar Adalı'yı kastediyorum ve Tayfur Avutçu antrenörü yargılanıyorlar idi. Dolayısıyla suçlu bulunurlarsa ve Beşiktaş UEFA'dan bir ceza alıp almama aşamasında nihayet Futbol Federasyonu'nu ve Türkiye Futbolu'nun bir numaralı ismi Demirören'in evrensel hukuka mantığına aykırı olduğu için olmaması lazım. Evet. Hocam, çok eskiye döndük de mantık olarak belki felsefe olarak dediğinizde haklı olabilirsiniz de orada bir parantez açmak lazım. Olay çıktığın ertesi günü ben Sayın Aydınlar'a gittim. Kupayı alın. Aynen öyle. Şimdi doğru. Ve bu tamam, benim doğru. İçerideki arkadaşlarım da çok üzdü. Ama ben onların yapmadığına inandığım için zaten bunu söyledim. O bir Beşiktaşlılık duruşuydu aynı zamanda. Anlatabildim mi demek istedim? Onun için dediğiniz doğru da bunu da unutmamak lazım. Tamam. Tabii. 4 Temmuz'da gitmişti. Başkanım sonra kupa ne oldu? Kupa Beşiktaş'ın şeyleri. 2 duruyor Allah'ım. Evet. Evet Sayın Başkan, biraz önce yine ben tekrar başa dönmek istiyorum. Artık bu konu gerçekten siz zaten söylediniz, öncesinde de söylediniz. Infantino hatta geçen hafta Onur Yıldız arkadaşımız gitti. Dedi ki bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na soracaksınız. Olay bizim açımızdan kapanmıştır ama siz onlardan önce zaten kapandı dediniz. Burada bir sıkıntı kalmadı. Şimdi UEFA'ya ve Türkiye Futbol Federasyonu'na göre. Şimdi Türk futbolundan bahsediyoruz, futbolculardan bahsediyoruz ama hakemlerin de mesela bu dönem ara hakemlerin demeyeyim, bir hakemimizin isim vermeyelim. Bir küfürüne şahit olduk. Fırat Aydınus'un yerine vermiyorsun. Ver canım. Melo'ya. Bu konudaki düşüncenizi de alabilir miyim? Fırat Aydınus'un ben o pozisyonu seyretmedim. Yurt dışındaydım. Fırat Aydınus. Eğer yaptıysa yanlış. Ama dediğim gibi futbolun içinde, futbolcularda görüntüden eğer gidersek onların da ağzından kötü laf çıkıyor. O gerginliklerine çıktıysa, yaptıysa yanlıştır. Ama Fırat Aydınus gibi hoca da harcanmaz. Kapatmak lazım. Dediğim gibi bu değerler. Bir hatayla bir insanı öldürmek, yok etmek çok kolay. Doğru. Bunları kazanmak çok zor. Yarın bizler Fırat'a, sizler güvenmezsek, imkan vermezsek aşağıda nasıl hakem yetişeceğiz? Yani bir hatada bitiriyoruz çünkü adamlar. Hepsinin ailesi, hepsinin çocuğu, hepsinin karısı, hepsinin komşusu. Her şeyi var. Başkan ben bir şey soracağım. Şimdi o konuda kararınızı biliyorum ama bu yabancı sınırlaması Türk futboluna hakikaten yararlı mı? Bak altyapı yatırım konusunda %100 size katılıyorum. Altyapı yatırım konusunda ben bir zorunluluk getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben size başka bir şey soracağım. Şu yabancı sınırlaması yüzünden fiyatlar şişiyor. Yabancıları serbest bırakalım. Yani ben burada Sayın Başbakan'a da katılmıyorum. O da sınırlamadan yana. Yabancı sınırlamasının kalkması gerektiğini düşünüyorum. Altyapı ne diyorsunuz? Birkaç tane soru sorarak sorumuza cevap vereceğim. Değerlendirelim. Türkiye'nin yurt dışında FIFA'da kaç tane dosyası var biliyor musunuz? Kaç? Belki 100, 200. Fazla yani. Bu anlaşmazlıklardan ötürü mü? Yok, 300. Avrupa'da Bulgaristan sonra ikinci ülkeyiz. Şimdi sadece yabancıyı büyük kulüpler olarak almayın. Doğru. 18. Paralar verilmediği için. Paralar verilmediği için. Çünkü paralar 18 artı PTT'de yabancılarımız var. 300 tane. Bulgaristan'dan sonra Avrupa'da ikinciyiz. Bakın söylemek istedim. Hep bu alım satım işlerinden ötürü. Ödenmemiş paralar. Ödenmemiş paradan ötürü. Geçen sene kaç yabancıyla 11'de başlama ortalamasını biliyor musunuz Süper Lig'de? Ya 3'lüye 4. 4.5. Bunları aldık. Başka bir soru. Hepiniz sporun içinden gelmiş insanlarsanız. Bir kulüp başkanının veya yöneticisinin sözü mü önemlidir? Kağıdı imzalaması mı önemlidir? Ağzından çıkan laf mı önemlidir? Yoksa bir kağıdı imzalaması. Ben bunu dedim. Mata kültüründe kağıdı imzalaması da bizde birebir söz önemli. Kulüp başkanından bahsediyorum. Dünyanın her yerinde ağzından çıkan söz önemli. Aynen öyle. Ben bu kararı kulüp başkanlarının ağzından çıkan sözle aldım. Yabancı sınırlaması. Yabancı sınırlaması. Çünkü onlar benden istediler. Ortak karar. Ortak karardır. Yazılı bir şey yoktur. Sözlü vardır. Ama bana X kulübün başkanı Ümit kardeşim başkan olarak gelmiş. Bunu istiyorum demiş. Ben kendisine dönüp bana imza mı at diyeceğim. Dediğim gün kalkıp gitmesi lazım orada. Ağzından çünkü çıkan lafı kabul etmiyor olur. Ha, bugün de kulüpler ortak kararlarlarsa biz yönetim olarak otururuz. Onu da değerlendiririz. Ama biz o kararı ağızlarından çıkan sözle ortak olarak aldık. Dönüyorum hocama katılıyorum. Bu yabancı Türk futbolu için doğru bir karar değildir. Yani size göre ideali kaç olmalı? Artmasın. Yıldırım Demirören olarak ideali kaç olmalı? Biz onu 5 olarak açıkladık. 5. Artısı yok. Kulüpler ne istiyor başkanım? Şimdi değişti. Yani biz onu kademeli olarak geldik aşağıya. Neden kademeli olarak geldik? Bunu gene kulüplerle konuştuğumuz için. Biz o gün direkt 6 alsaydık bütün kulüplerin 11-12 tane yabancısı vardı. Oynatmadıkları oyuncuları göndermek zorunda kalıp bir de para ödeyeceklerdi. Biz bunu da kulüplerle konuşarak kademeli olarak onun için düşürdük. Ben aynı görüşteyim Sayın Başkanım. Ama ne yaptı kulüplerimiz? Birkaç şey ters gidince devre arasında 7 tane, 8 tane, 9 tane yabancı. Üçünden büyüğüne oyuncu aldılar. Şimdi de yabancıyı değiştir. Sözleşmeler bitene kadar bekliyorsunuz. Bir ay sonra bir dahaki sene gelip yabancıyı koy derlerse ne yapacağız? Federasyon da Türkiye'nin futbolun en büyük kurumudur. Tabii. Her sene karar değiştiremez ki. Peki her sene karar değiştiremez. Kurumun saygınlığı biter federasyon. Peki bu Yıldırım Demirören veya diğerleri geçicidir. Peki Beşiktaş başkanı iken de böyle düşünüyor muydun? Şimdi bakın ben bir dönem düşsün dedim, bir dönem yükselsin dedim. Hatırlıyorum. Bunu o günün şartlarında orada söyledim. Buraya geldiğim vakit Türk futbolu için bu doğru değil. Fikir değiştirdiniz. Doğru değil. Ben bunu gördüm. Yaptığım hatayı gördüm. Demin başkanlarımızı, yöneticilerimizi konuşuyorlar. Sert konuştukları vakit yanlış oluyor derken aynı şeyi ben yaptım o hatayı. Öz eleştiri yapıyorsunuz yani. Ama bu hatayı yaptım, gördüm. Ben de onun için gördüğüm için de çok rahat uyarabiliyorum onları. Yapmayın da. Başkanım önümüzdeki sezon ne düşünüyorsunuz? 5 mi olacak? Sadece 5 mi? Kulüplerden bildiğim kadarıyla 15 ve 16 kulüpten yazı geldi. 2 kulüpte kabul ederiz bunu, takvime gitmeyiz de yazdı. Sadece 5. Şeyin detayını bilmiyorum, daha yazıların detayını ne şekilde geldiler. Peki bir şey söyleyeceğim. Sadece 5 yalnız bir anda şimdi, futbolu biraz kısırlaştırır ya. Şimdi o zaman yani Avrupa'da yarışman çok zor. Yani çok parası zor ya. Parası olan bir kıstas koyup yani ülkesinin millisi yani daha kaliteli yabancı. Başkanım şimdi yani 6-4 4 tanesi tribünde oturuyor. 6-4 4 tanesi. 6+2 veya tamam. 5+2. Yine söylüyorum biz bu rakamları kulüplerimizin talepleriyle aldık. Hatta biz bu rakamları söylerken kulüp başkanları dediler ki bu fazla azalt, 5'i de azalt. Yok dedik. Herhalde Ünal Aysal öldü demedi. Ya da bakın Aziz ben Bey. İsim vermiyorum. Evet. Benim için Galatasaray'ın yöneticisi, Fenerbahçe'nin yöneticisi veya başkanı orada olduğu gibi o kulübün temsilcisidir. Kim olursa olsun. Ama 4 büyükler haricinde de bunu söyleyen olmamıştır. Çünkü zaten onların yabancıları da belli. İfade ettiği çok doğru bir şey. Sen katılıyor musun bu 5 yabancıya? Ben 5 yabancı tartışmıyorum. Kulüpler değiştirmek istiyorsa değiştirelim ama federasyon bir kurumdur ya bu. Bu kurumun her dakika değiştirilmez. Ortak karar. Bu yabancı kararı bana göre Futbol Federasyonu kaç yılında? 1923'ten beri ne zamandan beri? 23'ten beri var. Türk futbol tarihinin almış, federasyonun tarihinde almış olduğu en doğru karardır. 5 yabancı kuralı. 5'e 3'e bakmam, azaltma kararı. Ben de %100 ışıra geliyorum bu kararı. Bak bir şey anlatayım. Katılmıyorum. 10 yabancı oldu, 15 yabancı oldu. Ne oldu? Her sene bir UEFA Kupası, her sene bir Şampiyonlar Ligi mi geldi? Bu kararın 20 sene önce alınması lazımdı. Her kulübün 300-400 milyon dolar borcu var. Artık bence başkanımızın hani ifade istemediği belki de yani etmediği bir şey var. Bu karar milli takım açısından doğru bir karar. Milli takımın gidişatı kötü bir gidişat. 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan 22 kişilik kadroya gelen 10 tane Türk oyuncu var. 70 milyonluk ülkeden 10 tane Türk oyuncu var. Biraz da o yüzden mi aldınız? Şu an ben konuşmuyorum. Ümit konuşuyor. Aynen benim dediklerimi söylüyor çünkü. Şu var. Aynı görüştesiniz. Şöyle bir şey var. Federasyon yetkilisi Ümit. Bu ülke futbolu. Yani ne oldu abi? Arsenal 11 yabancıyla çıktı. 17 senede 2 tane bir Şampiyonlar Ligi finali kaybetti. Bir UEFA Kupası finali kaybetti. 17 senede tamam 75 milyon pound değer olan bir takım aldı. 2 milyar dolarlık takım haline getirdi Arsene Wenger. Bir de bazı Türk oyuncuların fiyatı şişmiyor mu böylece? Sen de söylüyorsun. İsim vermiyor bir oyuncu 5 milyon dolarken 15 milyon dolar oluyor. Türkiye'de kulüpler şirket olarak yönetilmiyor. Başkan bunu iyi biliyordur. Çoğu kulüpler şirket olarak yönetilmediği için doğal olarak çok rahat borçlanma etkisi alıyorlar. Bu paralar harcanıyor sonra borçlanıyorlar. Bunlar ülke futboluna zarar, ülke ekonomisine zarar. Bence bilmiyorum başkan nasıl düşünüyor. 5 sene soralım. Yabancı sayısı kısıtlanır ve bu yabancı sayısı kısıtlandığı zaman kulüpler 5 seneden sanki her sene Avrupa'dan kupa mı geliyor? Borçlarını indir. 5 sene sonra kulüpler bir düzlüğe çıksın. Ülke milli takımı düzlüğe çıksın. Bu ülke milli takımına hizmet edecek 20-22 yaş arası 10-15 tane oyuncu grubu sağlansın. Ondan sonra istersen 25 yabancı yap. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Söyleyeyim ben başkana. Başkanım mesela bütün kulüpler dedi ki bütün kulüpler geldi dedi ki 6-4'te serbest yani 6-2 veya 6-2. 6+4. 6+4 2 de kulübede olabilir 6-2. Bütün kulüpler soruyor siz uyar mısınız yoksa Hayır mı dersin? Rakamları görmemiz lazım. 6+2'ye mesela hemfikir oldu bütün kulüpler. Size mesela... Ya şu an söyleyeceğim bağlar. Ben yalnız Sayın Özat'a bir şey söyleyeceğim. Dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Artı bir şey daha soracağım. Biz bugün kulüplere altyapıdan oyuncu oynatırlarsa dakikasına göre para veriyoruz federasyona. Biliyor musunuz? Çok önemli. Evet. Çok önemli. Bu süperlik. Çok doğru bir şey. Bu sene başında bu kararı aldık. Sebebi de yabancı aşağıdan oyuncu teşvik ediyor. Ha, bu mesela harika bir kural başkan. Sayın Başkan, şöyle bir şey de olabilir mi? Mesela biz eskiden futbolcu nasıl yetişiyordu hocam? Hepiniz oynadınız. Evet. Büyük maçlardan önce PAF takımları gelir, evet, o seyircinin önünde oynardı. Evet. Doğru. Şimdi biz bunu tabii istiyoruz, hiçbir kulüp yapmıyor. Niye? Saha bozulur diye. Para cezası koyduk, para cezasını ödüyorlar, bunu yapmıyorlar. Saha bozulur diye mi? Evet. Ya. Şart koşun. Hocam bir yere kadar koşabiliyorsunuz, çünkü doğru, zemin diyorlar, istemiyor, bir şey diyorlar, olmuyor ama... Federasyon olarak biz bunu teşvik ediyoruz. Doğru. Bizim gençlik zamanlarımızda bu vardı. Öyleydi ya. Sinan büyük maç öncesinde genç takımda çıkar, oynardı. Ben de o maçları hatırlıyorum yani. Ben de çocukluğumda İzmir Atatürk'te oynardım. Hep biz orada seyrettik yani Sinan'ı. Peki başkanım, şu yanlış değil mi? O zaman yani kulüp başkanları gelip de biz Avrupa şampiyonu olacağı sözü veriyorlar. Ya bazı bir gerçekler var. Hangisi olursa olsun. Aa Ümit, bak demin Sinan Engin de söyledim. 5 yabancıyla Avrupa'da başarının ihtimali yok. O zaman dönelim. Dediğin gibi Türkiye Ligi'ne serbest oluyor muyuz? Ya bilmiyorum. Yani serbest de yabancı Avrupa'da çok ne yapıyoruz? Her sene Şubat'ta geri dönüyorsun. Yıldırım Başkan çok güzel söyledi. Altyapıdan gelen oyuncuyu oynatana teşvik verelim. Altyapıya artı verelim. Hepsine artı verelim. Ama yabancı sayısında bir süre sonra bence, ama siz yani kulüpler nasıl karar veriyor? Evet. Bana göre yararlı olan serbestiyettir. Burada çok önemli bir faktör. Fatih Hoca'nın da mutlaka bilgisi, tecrübesi önemlidir. Fatih Terim'le bu konularda hocamız yabancılarla ilgili bir çalışma yapıyor. O da kulüplerden gelen şeye göre bir değerlendirme yapacak. Yönetimimize sunacak. Onun görüşü ne? Konuşmuşsunuzdur aranızda. Konuşup çalışma yapıyor. Hani gerekirse kademeyi biraz daha uzatarak kademe kademe tekrar gidelim diyor. Bir çalışma yapıyor ama hocamızın da düşündüğü, dediğim gibi bu genel yaptığı çalışmanın içinde öncelikle Türk futbolu. Yani milli takıma gelecek oyuncu sayısının. Sayın Özat çok doğru söyledi. Almanya'dan 3 milyon içinden Türk seçiyoruz. 70 milyonluk tamam. Türkiye'den doğru düzgün oyuncu seçemiyoruz milli takımımız. Biz şu an Almanya bürosunu falan da kapattık. Tabii çünkü yazık. İnanın yazık. Sevgili başkan, şu olabilir mi? İngiltere'deki gibi kota. Gelen yabancının belli bir sayısını. Tabii. Kendi milli takımında işte %50. Hocam yapacaksak yapamaz. Her türlü formül olabilir. Başkan olabilir. Bunu yapamazsınız. Niye öyle yapamaz? Bu İngiltere yapıyor. Rasim. Arjantin milli takımının %71, son 2 senenin %75'inde oynayan oyuncu zaten sana gelmez. Ama Kamerun'dan gelir, Kamerun'da oynayan zaten sana gelmiyor. İşte en iyisi Eto'na göre pay biç. Brezilya'nın %70'ini oynayan sana gelmez. Brezilya'nın %5'ini oynayan sana geliyor. En iyi oyuncun Alex'i Brezilya milli takımda 3 maç oynadı. Evet. Ya bir bu ülkenin bir gerçeği var. Bunu kabul edin yani. Bir de kaptan, şunu da soracağım Sayın Başkanım. İngiltere Premier Ligi'nde oynamak için bazı kriterler gerekiyor biliyorsunuz. Doğru, mesela milli takımda oynayabilmesi açısından. Evet. Türk futbolunun gelişimi için mesela Kamerun milli takımında en az 35 maç oynamış ya da Fransa milli takımında 20 kere oynamış gibi bir kriter koymayı düşünüyor musunuz? Bir Premier Lig çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bu işte şu an Fatih hocamız ve ekibi birebir çalışıyor. Kulüplerden gelen teklife göre bir kriter şeyi de koyabiliriz. Başkanım. Ama bunların hepsini çalışıyoruz şu an. En son bu kapan dediniz bu konuda. Pardon. Bu şike sürecinde hani Platini en son noktayı koydu. FIFA müdahale eder mi? Yok. Soru geldiği için bir yerden arkadaştan soru geldi, onun için soru yani. Yani ben şunu anladım. Özettir aslında bu fiziki olayın 2-2,5 senedir çok eğilen bir insan olarak. Bu dakikadan sonra UEFA ve FIFA'dan bir yaptırım gelmediği sürece Türkiye için bu iş bitmiştir diye anladım. Doğru mu Sayın Başkan? UEFA'dan bitti. FIFA'yı sordum ben. Ya tamam. Ha. Ben bunu açıkladım zaten. Aylar önce de açıkladım. Gene aynı şeyi söyledim. Bir şey değişmedi. Peki Sayın Başkan. Terim. Sen Terim mi diyecektin? Siz buyurun. Hayda. Ben başka bir şey soracağım. Dana'nın kuyruğunun koptu kopya geldi. Hocam buyurun. Fatih Terim'in milli takıma alınışı süreci. Şu anda şunu da söyleyeyim. Kendi kanaatim gecikmeli olarak. Bütün bu Galatasaray içindeki bu dinamiklere ve karışıklıkları görünce Fatih Terim kendini kurtarmakla doğru yapmış diyorum. Çünkü görüyorsun sıkıntı var. Terim olayı nasıl oldu? Başkan mı yaktı bizi? Hayır. Terim olayı nasıl oldu? Hem Galatasaray hem milli takım 3 maç 4 maç sonra arada bir sözleşme, sonra sözleşmenin olmadığı ortaya çıktı. Başka bir şey soracağım ben hocam sana ilaveden. Buyurun. Ünal Aysal Başkan size şimdi alın Ocak'ta isterseniz temelli alırsınız dedi mi? Şimdi hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben bunları açıkladım yani. Ya bir de yok başka bunlar yani... bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliği var. Onun için bazı şeyleri düzeltelim yani. Evet. Onun için söyleyelim. Aynı şeyleri söylüyoruz. Söylediğimizde hep değişik her seferinde değişik algılanarak değişik yerlerde konuşulmak için tekrar. Değil mi hocam, böyle bir şey vardı. Evet. Şimdi Fatih Hoca'nın Türkiye'deki değerini tartışmamız tabii doğru olmaz. En büyük hoca. Böyle bir değeri de her kulüp ister. Tabii ki ben de milli takım olarak isterim. Sayın hocamızla bizim yaptığımız görüşme sırasında doğrudur, 4 maçı konuştuk. İleriye bakarız dedik. Sayın İnan'la konuştuk. Biz federasyon olarak her protokolün gerektirdiği her kurala uyduk. Yani hocamızla konuşmadan Galatasaray Başkanı ve yönetimden izin alarak hocamızla her türlü görüşmeleri yaptık. Bu görüşmeler esnasından sonra da belli spekülasyonlar, belli konuşmalar oldu. Biz de hocamızla anlaşma imzaladık. Artık daha fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü ne söylediysem ne sorsanız oldu. Fatih'i suçluyorlar da onun yani için başkanım. Ne sorsanız oldu. Peki Sayın Başkan. Şu da kudur hocam bak. Ha. Sayın Başkan hiç önemli detay var. Tamam, lafım yok. Önemli detay şu. Fatih Terim'le görüşmeden veya anlaşmadan o 1-2 günden hemen önce Mustafa Denizli'ye siz veya sizin yanınızdakilerden biri federasyonda hazır ol Mustafa, İstanbul'da buluşuyoruz, hoca sensin dedi mi? Şimdi Mustafa Hoca'yı federasyondan kimsenin aradığını tahmin etmiyorum. Sizin için söylemiyorum. Yardımcılarınızdan biri olabilir. Yani kimse aramamıştır. Hocamız da yöneticilerin aradığını tahmin etmiyorum. Zaten benim Fatih Hoca'yla diyaloğum fazla yoktu. Benim Fatih Hoca'yla diyaloğum, sevgim, saygım her zaman vardı. Tanıştıktan sonra da sevgim ve saygım her gün de arttı açıkçası, onu da söyleyeyim. Mustafa Hoca'yla ayrı bir dostluğum var. Onunla daha yakın dostunuz. Mustafa Hoca'nın hazır ol dememe gerek yok. Yarın çağırsam nerede olsa gelir Mustafa Hoca. Onun için yani evet. Mustafa Hoca hazır ol, şu bu şeyler, öyle bir şeyimiz yok. Mustafa Hoca ile bizim gönül bağımız var. Yani Fatih Terim Mustafa Denizli'nin ayağını kaydırmadı. Hayır, hiç öyle bir şey var. Hiç öyle bir şey kesinlikle. Öyle bir şey yok. Başka bir şey de bak, işe açıklık getirmek lazım. Evet. Yani Fatih Terim Galatasaray'dan işte bilhassa telefonu açmada gitti. Çünkü Fatih Terim bunları duyduktan sonra böyle davranmaya başladı. Bir şey açıklık getirelim. Yani Ünal Aysal'ın bu söylemlerinden sonra Fatih Terim veya daha önce hoca bakmalarından dolayı. Şimdi Galatasaraylar Fatih Terim'i bazı yargılıyorlar işte gitti etti falan ama bu söylemlerinden sonra bak başkan çok net söylüyor. Evet, şimdi Fatih Hocamız diyor. Galatasaraylı olduğunu bütün dünya alem bilir. Evet. Galatasaray'a zarar vermeyeceğini de bilir. Demek ki gelmesinin, milli takımda olmasının doğru olacağını inanıyorum. Burada saygı duyup kapatmak lazım. Bitti şimdi yeni. Evet, işte artık onun başarısını almak lazım. Peki bu süreç Galatasaray'a zarar verdi mi sizce Sayın Başkan? Yani Galatasaray'ın bu 6. haftadan sonraki süreciyle ilgili. Ben onu yapamam. Onu yorumları sizler yaparsınız. Evet, verdik. Şöyle çok özür dilerim. Sosyal medyada. Şu anda Twitter'da da hashtag'le Demirören'e soruyorum şeklinde bir hashtag açtık, hazırladık. Ve burada sorulan... Hashtag dedi ben. Başlık mı diyelim? Başlık. Bir başlığımız var bu konuda. Ve burada önemli olan konulardan birisi de şu, sürekli gelen sorulardan birisi. Sayın Başkan, yani ortalama olarak sorulan soruyu soruyorum. Biraz da böyle yumuşatarak. Sayın Başkan Galatasaray'a zarar verdi mi vermedi mi şeklinde. Ben Galatasaray'a niye zarar vereyim ya? Ben Galatasaray'a geldiğimden beri... Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın Başkan. Federasyon niye Galatasaray'a zarar versin? Ama hep önümüzü kesmek istiyorlar. Biz Galatasaray camiasının, Fenerbahçe camiasının, Beşiktaş camiasının federasyonu önünü nasıl geçer? Ancak ben kesmek istiyorsam sahaya inip hakem olmam lazım. Neden biliyor musunuz? Nasıl keserim yani, böyle bir şey var mı? Ama şöyle de keşfedebilir teorik olarak. Siz MHK Başkanı'na, o hakeme... İşte, tabii ki o hakeme, öbür hakeme filan, çünkü biz onlarla beraber buradan gideceğiz, hayat boyu beraber olacağız olmasına. Yani böyle bir mantık var mı? Ben hangi hakemi, ben veya kurulum? Hocam siz de hakemlik yaptınız. Yok, hayır, benim yaşamadım yani. Galatasaray yönetiminin yaptığı açıklamalar yani burada çok önemli ama. Sizin eşinizdir, bunu eşinize söylersiniz, onun dostu var, yayılır yarın. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın artık Türkiye'de bir takım başarısızlıklarını federasyona çevirmemesi lazım. Bunu geçmemiz lazım. Ben 4 tane kupa verdim Galatasaray'a. Peki geçen sene ilginç bir şey oldu Sayın Başkan. Galatasaray Mersin İdman Yolu veya Ordu maçından sonra pazartesi günü Fatih Terim'in ağır ceza aldığı o söylemlerinden sonra Ünal Aysal'ın federasyonda sizinle bir görüşmesi oldu. Muhtemelen işle ilgili, mahrem bir şey değildi. Hatırlıyor musunuz? Fatih Terim stat dışında bir konuştu, bir var. Ordu maçı veya Mersin İdman Yolu maçı. Tam hatırlamıyorum. Ben orada Sayın Başkan'la baş başa konuştuğum için o bizim şey. Özel diyorsun. Şimdi bakın, şu bir konu var burada bakın. Önemli konu. Şimdi herkes dedi ki Galatasaray'a işte zarar verdi. Hayır. Onun üzerine duralım. Fatih Terim'e Ünal Aysal kendisi müsaade etti. Yani iş bittikten sonra Fatih Terim şeye geldi. Bak şimdi bir dakika. Şöyle bir teklifte edilseydi başkanım. Ben 4 tane kupa vermedim bu federasyon olarak Galatasaray 4 tane kupa dönemde. Şöyle bir şey olabilir miydi? Bir şey diyeceğim. Siz şimdi arasaydınız eğer Fatih Terim'i ayartsaydı. Bakın Fatih Terim'i vermemekte ısrarcı olan bir Ünal Aysal'a sorsaydınız hocanızla görüşebilir miyiz diye sayın başkan. O da şöyle bir şey dese hayır görüşemezsiniz dese ne yapacaktınız? Başka bir şansımız yoktu, görüşemezdik. Evet. Yani, ne? Bak şimdi ne oldu? Çok önemli. Burada ne oldu? Bak bazı şeyleri açığa çıkaralım. Ne oldu ne dedi? İsterseniz buyurun görüşün. İsterseniz Ocak ayında da alın. Komple de alabilirsiniz denildi. Dendi diyorsun sen. Yani başkan evet, ben söylüyorum, duyduğumu söylüyorum yani. O zamandan. Onun için bu konuda yani şunu vurgulayalım. Fatih Terim burada çok eleştirdiğimiz zamanlar oldu. Evet. Onun için burada şunu Fatih Terim'e burada kızmamak lazım. Şunu, o zaman da ben bak söylemiştim. Bir kere de, orada federasyona kızmamak lazım. Bir gün Yıldırım Demirören Federasyonu Galatasaray'a rağmen Fatih Terim'i el atmadı. Yani ben şu Fatih Terim'i Galatasaray'dan alayım demedi. Fatih Terim zaten kendi niyetliydi. Galatasaray'la zaten fiilen psikolojik ve duygusal bağ kopmuştu. Koptuktan sonra da Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'i federasyon milli takıma aldı. Doğru mu başkan? Şimdi ben bu şeye katılmıyorum. Mantık da bunu almıyor. Ben Galatasaray'a zarar vermek için Fatih Hoca'yı alma planı yapsam... He. Fatih Hoca'ya Galatasaray'dan aldığınız 5 maçı para vermem lazım. Eğer Fatih Hoca para için gelirse. Şu hayatta böyle bir insan değil. Verdiniz mi? Yok hocam, aynı rakamlar neredeyse aşağı yukarı. Artı karşımdaki hoca ve camia veya yönetim bu kadar şey mi de benim bu oyunuma gelecek art niyetli olarak ben alacağım onu. Yani böyle bir şey nasıl tartışılabilir? Nasıl ben Galatasaray için böyle bir şey yapmış olabilirim veya benim yönetim? Sayın Başkan burada bence... Böyle bir şey olabilir mi? Abi sorusu bak şimdi bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Ünal Aysal şunu söyleyebilirdi. Hayır diyebilirdi size. Ne yapacaktınız o zaman? Ünal Aysal da istiyordu zaten gitmesini. İşte onu söylüyordu. Ben oralara girmiyorum ama ben ve yönetim kurulum Galatasaray'a zarar vermek veya birine zarar vermek için Fatih Hoca'yı almadık. Milli takımın ihtiyacı var diye hocamız da gelmeyi kabul ettiği için geldi. Hoca da gelmeyi istedi. Gelmeyi kabul ettiği için geldi. Ama biz bunları geçerken yönetimle konuşarak aldık. Gelmeyi de Fatih Hoca gelmeyi istedi. Başkan burada şöyle bir durum oldu ama bence. Hani Fatih Terim bir bakıma hedef oklarına maruz kaldı. Neden? Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kaldı. Galatasaray yönetimi kendi açısından düşünüp sessiz kaldı. Fatih Hoca sessiz kalın dediler ki... Galatasaray yönetimi sessiz mi kaldı? Hayır, şöyle sessiz kaldı. Fatih Hoca'yı korumadı. Yani kendisini korudu. Onu bilemem. Kendisini korudu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan birisi çıkıp deseydi ki... Evet, elimizde şu anda 4 maçlık bir sözleşme var. Bu sözleşmeyi Galatasaray Kulübü'ne gönderelim. Görsünlerdi. Yani hep onu söyledi Galatasaray'ın. Bakın ben de çıktım. Fatih Terim de sessiz kaldı. Niye sessiz kaldı? Sevgili Şener, ben çıktım açıkladım. Hem Türkiye Futbol Federasyonu için hem Galatasaray'ı düşündü. Yoktu ki. En başta hiç yoktu. Yoktu. Biz kendisiyle hatıra imzası attık. Ben bunu basına açıkladım. Böyle bir mukavele de yapmadık ki biz. Ya istense devam edebilir Galatasaray. Bir başkan konuştuğu vakit hocayla veya birinin ağzından çıkmış laf imzalar önemlidir. Bizim yaptığımız anlaşma falan yoktu ki. Tabii. Hatıra imzası. Hatıra imzasını gösterdik. Ondan sonra da resmi mukavelemizi yaptığımız zaman imza attık. Şunu anlayabiliriz. Başka bir şey yapmadık ki biz. Sevgili başkan. Yani Fatih Terim'i koruyan bir taraf çıkmadı. Ben Fatih Hoca'nın başkana söylemek istediği şunu anlıyorum. Fatih Hocamıza yapılan için ben en son çıktım konuştum. Evet, o kağıdı gösterdim. Başkanım. Çünkü şunu söylüyorsun. Ama yani korumak adına olmayan bir şey söyleyemez. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Rasim. Galatasaray gönüllü olmasaydı siz Fatih Terim'le anlaşamazdınız. Ya şimdi lütfen artık kapatalım. Ama benim hocam yani çok değerli bir hoca. Hocam başkan çok değerli herhalde bir numarası. Türk futbolun bir şey söylemiyoruz. Başka bir şey açıklık getirelim. Bak Fatih Terim de bu konuda yargılandığı için bıraktı gitti denildiği için Fatih Terim. Yani Fatih Terim Galatasaray'ı bıraktı. Yüzüstü bıraktı. Ya Galatasaray taraftarının görüşü ama şu kesindir. Yani herkes kendi istediği oldu. Fatih Terim gitmek istiyordu. Geldi. Yıldırım Başkan Türkiye'nin en önemli hocasını almak istiyordu. Aldı. Ünal Aysal da Fatih Terim'i göndermek istiyordu. Gönderdi. Yani aslında burada bir tek gariban var. Galatasaray taraftarı. Bir Galatasaray taraftarı burada yapıldı. Bir dakika. Fatih Terim bu davranışlar yapılmasaydı, bunları duymasaydı Fatih Terim sene sonuna kadar hem milli takım hem şeyle devam edebilirdi. Ayrılmaya karar vermişti. Hani evet. Hani hasbel kadar antrenör yapmış biri olarak yöneticiyle eleştirmeleri zorlarına gidiyor ama evet. Burada zaten ben her zaman da söylüyorum Fatih Hoca'yla çok fazla sevişmediğimiz, birbirimizi rahat etmediğimiz, daha seversin sevmesin. Bu ülkenin federasyonun başına kim gelirse gelsin. Tabii. Getirilmesi gereken, büyük 5 değil 15 yıllık getirilmesi gereken tek adam mevcut şartlarda Fatih Hoca'dır. Bu bir. Evet. İkincisi sen Ünal Aysal'a bak. Şimdi Ergin Ataman'a niye izin verdin? Yani evet. Galatasaray basketbol takımının hocası. hem basketbol takımını hem milli takımı çalıştırabilir de futbol takımını hocası çalıştıramaz mı? Ya basketbol takımı senin için değersiz mi? Terim'e de izin verdi. Bir dönem ikisini beraber yönetti. Başkanı sıkıntı. Ama ikisini beraber yönetti. Dedikleriniz hepsi doğru da ben burada biraz şey oluyorum. Çünkü benim kulüp başkanım eleştiriliyor. Haklısınız. Galatasaray'ın Galatasaray'ın akortunu bozdunuz. Galatasaray iyi giden bir Galatasaray'ı bozdunuz. Bir düşüncesi vardı. Bunu ortaya çıkarıyorum. Ben bir Galatasaray olarak söyleyeyim. Orada federasyonun bir şeyini oldu. Ben asla düşünmüyorum. Ne Fatih Terim'in de. Üçü beraber. Ben sana katılmıyorum. Herkes istiyor kardeş. Fatih Terim kendi istedi. Gitmek istemiyordu. Yok gitmek istemiyordu. Fatih Terim ayrılmak istiyordu. Kahve molasından sonra bir nefes aldıralım Sayın Başkan'a. Fatih Terim geldi gitti. Ondan sonra tekrar beraber olacağız. Bir kahve molası. Evet, Türk futbolunun bir numaralı ismi Sayın Yıldırım Demirören. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören bu akşam Beyaz TV'nin konuğu. Sayın Başkan, öncelikli olarak programın ilk bölümündeki cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ben sosyal medya şu anda hani derler ya yıkılıyor diye her yerde konuşuluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şunu soracağım Sayın Başkan. Hani tekrar dönüp dolaşıyorum ama sorular olduğu için sormak zorundayım. 2011 Süper Kupa maçı ne olacak? Bilmem, oturup konuşuruz yönetim kuruluyla. Hiç düşünmedik yani, oturup konuşuruz. Çünkü benim sürecimde olan bir şey değil o kupa. Geçmiş yönetimin olan bir olay. Yapılacak mı? Oynanacak mı? Bilmiyorum, oturup konuşuruz yani. Çünkü dediğim gibi geçmiş federasyon yönetimin verdiği bir karardı. Bakarız. Trabzonspor Fenerbahçe maçı nın kararı ne zaman? Gerçi bugün yarın yönetim kurulumuz var. Yani şimdi bizde bazen eleştiriliyor. Geç karar veriliyor diye. Biz yönetim kurulu olarak tahkim kurulunun kararı çıktıktan sonra karar veriyoruz. Çünkü disiplin ve tahkim kurulu karar vermeden bizim yönetim kurulu olarak vereceğimiz bir karar kurulları olumlu veya olumsuz etkileyebilir vereceğimiz karar. Onun için tahkim kurulunda kararını bekleyerek bu kararı veriyoruz. Biliyorsunuz onun bir süreci var, bir hafta. Arkadan uzatma alındı filan, onun için uzadı. Geçen perşembe verildi, salı günü de yarın da toplanıyoruz. Peki sevgili başkan, tahkim kurulu kurulların verdiği kararı uyuyoruz umumiyette ve bekliyoruz dediniz. Oysa ki bir istisna var. Kasımpaşa... Uyuyoruz bekliyoruz demedim. Ha. Tahkim kurulu karar verdikten sonra veriyoruz. Peki. Neden? Bizim verdiğimiz bir karar kurullar vermeden onları etkilemesin diye. Peki. Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Bu çok teknik bir karardı ve teknik kurulunuz yani Merkez Hakem Komitesi başkanı şifayen ve başkanlığı da yazılı olarak resmen kural hatası olmadığı şeklinde görüş beyan ettiler. Buna UEFA Hakem Komitesi üyesi Türkiye'nin hakem danışmanı Ulimberg'te destekledi. Buna rağmen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu böyle bir teknik kararda kural hatasından karar verdi. Neydi gerekçe? Vallahi verdiğimiz yönetim kurulu olarak karar verildi. Yönetim kurulumuzda kendi edindiği bilgilerle olumlu olumsuz bir karar verdi. Ama hakemin verdiği bir karar veya Merkez Hakem Kurulu'nun verdiği bir karar illaki doğrudur veya bozulmaz dedi bir kural yok. Yok, hayır, var demiyorum. Ama teknik bir karardı bu. Doğrudur. Doğrudur ama arkadaşlar oturdular, karar verdiler. Çünkü yönetim kurulu vereceği bir karardır. Ona göre de verdi. Başkanım, bir de benim çok anlamadığım bir şey var. Mesela disiplin kurulu 5 maç veriyor. Tahkime gidiyor. 2'ye iniyor. Yani niye orada çok veriliyordu burada? Aynı hukukçular değil mi? Hukuk hep aynı değil mi yani? Tahkimde de, disiplinde de. Yani neden öyle oluyor mesela? Sayın Engin bunu demin de söyledi. Kurulda 2 eşittir 2 diye bir şey yok yani hukukta. Tabii. Spor hukukunda hele. Tahkim kurulu zaten bugün bir Şişli Adliyesi'nde, Şişli Mahkemesi'nin verdiği bir karar yukarıdan bozulup gelebiliyor. Şunu değiştir denilebiliyor veya tamamen tersi oluyor veya tasdik ediliyor. Evet. Onun için de disiplin kurulunun verdiği bir kararı tahkim kurulu son merci olarak, anayasaya göre de verdiği bir karar hiçbir şekilde bozulmayan kurul olarak belli şeyleri tekrar inceliyor. Kulüplerin veya kişilerin olumlu yaklaşımlarına göre de son bir değerlendirme yapıp ona göre de düşürüyor yani ve çok... artırıyor. Yani illaki düşürecek diye bir şey de yok, artırabilir de. Yani. Çok yüksek veriyor, sonra ama bir anda bakıyorsun yarıya iniyor. Yani o zaman çok yüksek verme. Eyyam endişesi yani var futbol camiasında. Eyyam endişesi var. Yani burada idare ediyorlar, kitabına yapıyorlar gibi. Yani. Ama onu federasyon başkanı ne yapabilir o konuda? Şu mesela Trabzonspor Fenerbahçe maçı için 5+1, 6 maç toplam. Sonrasında tahkim kurulu 3 maça indirince ortaya bir infial çıkıyor bu sefer. Ve burada yine hedef Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir numaralı ismi çıkıyor. Yetkiniz yok değil mi? Yani ne yetkimiz olabilir? Tabii. Yani ben kuruldaki arkadaşların çoğunu tanımam. Evet. Ne etkim olabilir? Yani yönetim kurulunun etkisi olabilir. Tamamen özerk gelip kendi aralarında toplanıp kendi aralarında karar verip giden insan. Artı zaten hukuku da bilmem. Evet. Bilmiyorum. Bir gün tekrar Beşiktaş'a başkan olmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Hiçbir zaman mı? Hayır. Çünkü federasyon başkanlığı belli bir dönem daha yaptınız. Şimdi belki... bakın, ben aynı soruyu bana geçen televizyon programına katıldığımda da sordular. Ben her şeyin, yani bana bundan 3 sene evvel federasyon başkanı olur musun deseniz gene hayır derdim. Yani her şey kısmettir, her şey kaderdir. Ben kadere çok inanırım ama artık her şeyin bir şeyi var. Ben Türkiye'de kimsenin yaşamadığını, kulüp başkanlığı, Beşiktaş gibi bir camianın başkanlığı yapma şerefine, Kulüpler Birliği gibi bütün kulüplerin başkanlığını yapma şerefine ve Türkiye futbolunun başkanı olma şerefine eriştim. Bundan sonrası federasyon başkanlığı için kaderdir. Onun haricinde hiç başkanlığı düşünmüyorum. Ama ne kadar daha federasyon başkanlığı yapmayı düşünüyorum? Bizim seçim süremiz 2015. Tekrar aday olacak mısınız? Tabii bu soru erken ama. Ya bunlar çok erken. Şartlar ya, klasik olmayacağım. Olacağım. Bunlar şartlar o gününde getiriyorsa, dediğim gibi Türkiye'de çok şeyler, zaman çok hızlı değişiyor. Bizim de işimiz gücümüz var. Zannetmem ben. 2015'te. Ailemiz var. Evet, beraber oturup Sayın Bakan, şartlar ne getiriyorsa. Ama. Çok yıpratıldığınızı biliyoruz. Bunu açık açık söylemek istiyorum. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Bir U17 Dünya Kupası finallerinde bile hani Uruguay-Fransa maçıydı yanılmıyorsam. Yine affınıza sığınarak söylüyorum. U17 finalinde bile çıkıyorlar taraftarlar. U20, hatta U20 özür dilerim. U20'de çıkıyorlar. Diyorlar ki işte Yıldırım Demirören yeter. Ağrı'ya gidiyorsunuz, Yıldırım Demirören yeter. İzmir'e gidiyorsunuz, halı saha maçlarına bile. Artık bu bir slogan. İnsanlar artık kadınların izlediği maçta bile, kadınların, çocukların. Bu artık bilinçsiz söylenen bir şey bence. Hani tanımayanlar bile böyle. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Hanımefendi, Revna Hanım'ı rahatsız ediyor mu? Bakın, çocuklarınızı? Bir hakaret yok. Hep bir tebessümle böyle beni rahatsız ediyorsunuz. Ama konuda. Benle Türkiye'de Anadolu'yu gezen, şehirleri gezen de bir sürü insanlar var. Bir gelin beraber gezelim. O insanların benle gelip seni ne kadar seviyoruz deyip resim çektirmek istemeleri. Galatasaraylısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Urfa Sporlusu, Diyarbakırlısı. Yani diyebilirler. Eleştiri her zaman olabilir. Bakın Türkiye'de demin hocamla da konuşuyorduk. Eleştiri en açık insanlardan biriyim. Yani kamuoyunun önünde olan. En tahammülü olanlardan birisi. Eleştiri her zaman olacak. Bunu söyledik. Ben veya ekibim o eleştirilerden de ders alacağız. Yani öğrenmemiz gereken bir şey varsa... Eleştiri illaki haksız olarak eleştiri yapılmaz. Eleştirilen kişi haklı da olabilir. Bu çok da doğru, doğaldır. Ben de oradan ders alıp, tabii, ben ve yönetim kurulum ona göre de kararlar alabilir ve kendimizi ona göre de yenileyebiliriz. Başkanım, şunu bir değişte bir formül uyduramıyor musunuz? Yani B düşünüyor musunuz? Bu yani cezalı maçlara mesela, kadınlara ve çocuklara. Yani ben ceza alanını mesela kadınlara, çocuklara da değil yani. Boş statlarda oynansın ki yani bu bir şey olsun. Yani kadınlara geçen yine küfretti mesela. Yani bir daha ceza aldı. Yani böyle tuhaf bir şey var yani. Şuna bir formül uydurmayı düşünüyor musunuz? Var, yani bununla ilgili çalışmamız var. Ben sizlere bir şey soracağım. Dünyanın neresinde küfür, kötü sözlü daha doğrusu, bir saniye serbest, 5 saniye dersen yasak? Veya şöyle söyleyeyim, eski sistemde 120 saniye küfür edersen serbest, 121. saniyede ceza alıyorsun. Kusura bakmayın. Sana küfür ediyorsam bir kere etmemle 20 dakika etmem arasında bir fark yok. Hiç fark yok. Şimdi biz bunu kaldırdık. Burada doğru, kulüp ceza alıyor, canı yanıyor. Federasyon da o cezayı verirken canı yanıyor. Tek canı yanmıyor küfür eden taraftar. Onların da canı yanacak. Nasıl yanacak? Maçına gelmediği vakit. Veya o maçta olsaydı o takım mağlup olmayacağı vakit üzülecek. Çünkü benim futbolcuma, benim hakemime, benim yöneticime taraftar küfür edemez. Doğru. Böyle bir şey yok. Kadınlar ve çocukların uygulamazı kalkmalı bence. Değiştirin başkanım onu ya. Vallahi değiştirin onu ya. Ama onun haricinde böyle bir küfür. Ciyak yani ya. Abi de kadınları da aşağı. Başkanım bir de bir şey söyleyeyim. Kadınlarla ve çocuklarla cezalandırıyorsunuz. Yani orayı cezalandırıyorsunuz. Boş yapın başkanım. Boş yapın daha iyi. O günün şartlarında, o günün Türkiye futbol şartlarında konmuş bir şeydi. Bunu değiştirmek, bayanları da maça geliyorlarsa... Bir anda bir kamuoyunun ters bir etkisi olabilir ama bugün çoğunluk bunun kalkması yerine geldi. Kesinlikle. Bir sene evvel burada değildik. Aynen. Yani bir sene evvel biz bayan maçlarını kaldırıyoruz deseydik, sizler bile ilk başta tepki verdiniz. Ben kaldırmamıştım. Defalarca ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda da bulunmuştum. Bilmiyorum bu konuda yetkililer sizlere iletti mi, siz izlediniz mi ama ben 2 yıldır, 3 yıldır bunun altını çizerek söylüyorum. Sizden önceki dönemlerle de ilgili olarak bunun adını kadınlarımızın ve çocuklarımızın, mesela benim eşimin ve çocuklarımın gittiği bir maçın adının ceza olmaması gerekiyor. Bunun adını başka bir şekilde değiştiremez misiniz Sayın Başkan? Vallahi hiç yapmayalım. Ben zaten hukuken de boşluk var bakın. Tamamen kaldırılması gereken şey yok. Cezalı maç veriyoruz, seyircisiz maç diyoruz. Bayanları alıyoruz, çocuklarımızı alıyoruz ama Kötü tezahürat yaparlarsa gene ceza veriyoruz. Evet. Ya, tamamen sarmal ya. Bizim sarmal. Yani, sarmallık gidiyor. Bunun adını ne koyarsak koyalım ama sistemi düzgün hale getirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ona çalışıyorlar. Mesela Avrupa'da bazı kulüplerde Sayın Başkanım, bazı ülkelerde şöyle bir uygulama var. Sadece mesela atıyorum kop tribünü, İngiltere'de Liverpool'un kop tribünü eğer küfür ediyorsa ya da bizdeki bir uygulamaya gidiliyorsa o tribüne ceza veriliyor. Şimdi burada 6222 devreye girmesi lazım. E-bilet sistemimiz 14 Nisan'da son çalışmalarına geldik. Güzel de çalışıyor. Bugün o firma bütün il müdürlerine de bilgi ve malumat toplantısı verdi. O devreye girdikten sonra, sistem tam çalışmaya başladıktan sonra zaten kulüpler de artık bu cezaları almamak için kötü tezahürat yapan kişileri hem savcılığa, hem polise, hem bizlere şikayet edip önünü kesersek bunun hepsi azalacak ve gidecek. Biz bu kötü tezahürata süreyi kaldırdık. %80 küfür azaldı, biliyor musunuz? %80 azaldı. Doğru. Peki sevgili başkan, Türkiye çok zor günlerden geçiyor, geçti. Ve Türkiye futbolda ve dünya futbolunda her zaman siyaset işin içine elini sokmaya çalışır. Başkanlığınız döneminde siyasetin müdahalesi, ricası, telkiniyle karşı karşıya kaldınız mı? Hayır. Şimdi bakın, yani mesela hoca seçimi, ceza verilmesi, verilmemesi gibi unsurları konuşuyor. Hayır, kesinlikle. Yalnız şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde, en demokratik ülkelerinde bile Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın, Federasyon Başkanı'nın, X önemli derneğin, hükümetler kendine yakın insan olsun isterler. Bu çok normaldir. Tanıdıkları ol. Yakın demeyeyim ben. Yakın lafı Türkiye'de çok yanlış yerlere gidiyor. Tanıdığı, konuşabildiği, anlaşabildiği insanlar olsun isterler. Bu çok doğal bir haktır. Ama onun haricinde siyaset, beni bir milletvekili veya X kişinin arayıp hangi partiden olursa olsun, buna ceza ver, bunu böyle yap, bu maça bu hakemi gönder. Zaten bana, Yıldırım Demirören ve yönetimine bunu diyemez. Böyle bir şey yok. Yani daha makro projelerde. Teknik direktör seçimi. Yok, efendim çok büyük bir kulübün sahasının çok ciddi kapanma riskine. Aksine ben sizi getirmek istiyorsam gider siyasetçilerden yardım isterim. Eğer gücüm yetmiyorsa sizi getirmeye. Yani sizin gücünüzü kullanmayı ben isterim. Terim sürecinde herhangi bir terkin oldu. Aynen, tamam hocam. Gerek Sayın Başbakan, çünkü Sayın Başbakan Fatih Hoca'nın gelmesinde çok memnun olduğunu deklare etti. Sizin ustanın hikayesi programı. Doğru mu Ertemciğim? Evet, doğru. Ama oradan zamanda Yıldırım Demirören'in de takdiridir. Demin Sayın Özat da çok güzel söyledi. Milli takım başına gelecek tek hoca varsa iki hocadan doğru Sayın Fatih Terim'dir dedi. Yani bu doğru karar. Biz de ona sevindik. Sayın Başbakanımızın tercih ettiğimiz hocadan memnun olması bizi de memnun eder. Tabii. Evet. Doğru. Peki Sayın Başkanım, hangisi daha zor? Medya mı, futbol mu? Buraya medya futbol konuşmaya geldik ya. Eyvah. Şu oluyor peki, medya futbol denizde. Ama özür dilerim, bir dakika. Şundan dolayı geliyorum Sayın Başkanım. Çok özür dilerim hocam. Estağfurullah. Dijitürk'ü alma gibi bir planınız var mı? Yani Demirören olarak yok. Kesinlikle uzaktan yakından Demirören olarak yok. Holding olarak, aile holdingi olarak. Hayır, kesinlikle öyle bir şeyimiz yok. Yani Lig TV, Dijitürk. Kesinlikle aile olarak öyle bir şeyimiz yok. Benim bu projeye getirmem ki bizim 4-5 aydır çalıştığımız federasyon olarak bu projeyi alıp bütün kulüpleri de bunun işine sokup Süper Lig, PTT, 2. Lig, 3. Lig ufak ortaklık yapıp bunun %50'si de Amerikalı firmada, biliyorsunuz. %48 Amerikalı firmada, altın hisseyle yönetimde %52, %53'ü buluyorlar. Onlarla da oturup pazarlık yapıp kulüpleri de bu işin içine sokup futbol değerini arttırarak kulüplere daha fazla parayı senelik aldıklarının bugün aldığında daha fazla parayı garanti ederek hareket etme projesidir bu. Ama şu an TMSF'dedir. TMSF'nin görüştüğü birkaç firma vardır. Tabii ki onlar ülkemiz için bizim vereceklerimizden daha çok vereceklerse önceliklidir. Ondan sonra sıra bize gelirse biz de oturup projeyi TMSF ile, kulüplerle konuşup, ki ben bunu birkaç kulüp başkanıyla konuştum. Hepsi de çok beğendi, sonuna kadar destekliyoruz eder. Ama olmamış bir projenin detayını da biz de fazla konuşamıyoruz. Çünkü olay alıyor, çok farklı yerlere gidiyor. Demin verdiğiniz örnek gibi Demirören'in bunu alacak, onun için bahane ediyor diye. Uzaktan yakından. Demirören Holding'in Lig TV, Dijitürk'ü satın alma projesi asla yok. Televizyon açma, kanal açma projemiz var. Yakında faaliyete geçecek aile olarak. Ama şeyle ilgili kesinlikle. Şimdi çok önemli. Aslında siz bu söylediğinizde bunu da ortaya koydunuz. Bu ülkenin ödenmeyen paralardan dolayı 300 tane dosyası var dediniz. Şimdi şu bir gerçek ki futbolcu olmasa ne siz olursunuz, ne biz burada oluruz, ne hakem olur, ne yönetici olur. Demin aynı örneği ben söyledim. Bu çocukları horoz dövüşü gibi dövüştürüp kan revan içerisinde bırakıp da bunların 6 ay 7 ay paralarını ödemeyen kulüplere yaptırımlarınız ne? Bu kulüplere 35-40 trilyon para veriyorsunuz. Bu kulüplere deyip getirin bakayım şu futbolcularla yaptığınız sözleşmelerdeki tutar ne kadar? 20 trilyon. Bu parayı ben ödeyeceğim. Bu çocukları mağdur etmeyeceğim. Kafanıza göre antrenör kovamazsınız. Kafanıza göre futbolcu gönderemezsiniz. Özür diliyorum, son bir şey. Kaldı ki her zaman söylüyorum, bir kere daha üstüne çok fazla haz etmeme rağmen, madem bu ülkenin en büyük teknik adamı eleştirilmeyelim, ben varım burada Fatih Hoca. Yok yok, ben hayır, eleştireceksem eleştirmek zorundayım ama sizin altınızda çalışıyorsa teknik adamları koruma adına, kendi meslektaşları koruma adına, onlara sahip çıkma adına, teknik direktör yetiştirme adına neler yapılıyor, neler yapılacak? Fatih Hocamız ilk geldiği gün, sondan başlayacağım, aynen bunu söyledi. Bizim dedi ekip olarak öyle bir çalışma yapmamız lazım ki dedi, bir dedi çok fazla gereksiz teknik direktör lisansı verilmiş dedi. Çok fazla. Yani Türkiye'de 5.000 mi 30.000 mi? Çoğu da aç. %90'ı aç. Çok yani fazla oldu. Bir de artı sizler gibi deneyimli ve ileride de ümit vadeden bir sürü insanlar var. Hocamız şimdi öyle bir çalışma yapıyor ki sizlerden, bu ekiplerden, yetişeceklerden faydalanmak için. İlk söylediği, federasyonda gördüğü rahatsızlık buydu hocamızın. Onun üstüne basarak söylüyorum. Şimdi tekrar başa gel çünkü çok uzun sordun, unuttum. Ha, tekrar başa geleyim. Bu futbolculara ödenecek paralar, kulüplere... Şimdi biz kulüplerin para ödemesine karışamayız. Zaten kulüplerimizin yüzdesini söylemeyin. Çok. Bize gelen parayı alamıyorlar bile. Hepsi hacizli, ipotekli şeyli. Buna rağmen bir de daha yabancı serbest olsun deyip borçlanıyorlar. Daha ama şimdi siz futbolu yapılandırmaya geldiniz. Futbolu yapılandırmak sadece yabancı sayısıyla olmaz başkanım. UEFA kriterleri geliyor. 2010'da. Ben 2007'de bıraktım futbolu, bugün... 2008'de. 2006'dan bu yana bu UEFA kriterleri geliyor, hiç gelmedi. Gelmez. 2010'a kadar gelmez başkanım. 2010'da sonunda. Hayır, 2010'da federasyonlarında bağlayacak mı Sayın Başkan? Tabii. Yani Yıldırım Demirören Federasyonu da UEFA kriterleri paralel doğrultusunda baskıyı kullanacak kulüplere. Artı biz geçmişte bir hata yapılmış. UÇK kaldırılıp futbolcuların mahkemeye gitmesi. En büyük hatadır. Ben bunun farkındayım. Genel kurul öncesinde bunu konuşacağız. Yapabilirsek genel kurulda, çünkü 3'te 2 gerekiyor tekrar UÇK'nın kurulması. Çünkü futbolcular haklarını mahkemede aramaya başladılar. 3 sene sürünüyor. 3 sene 5 sene sürüyor. Doğru. Federasyona ancak geliyorlar. Normalde futbolcularımız UÇK olsaydı geliyorlardı. 2-3 ay içinde bunların hepsi alıyordu. Ve federasyon kulübe ödemeden futbolcumuza ödüyorduk parayı. Kulüp ödemese lisans alamıyordu. Lisans alamıyordu. Doğru. Bu hata geçmiş dönemde yapılmış. Peki. Ki ben de kalksın diye o dönemde destekleyenlerden büyük hataymış. Yani Mehmet Ali Bey zamanında yapıldı. Ben hani hep tabii futbolun da içinde olduğumuz için onlarla ilgili soru sormak istiyorum. Belki seyircileri çok cezbetmiyor soracağım sorular. Yok ya. Estağfurullah. Şimdi şu var. Bu ülkede en büyük şike, en büyük bahis A2'lerde dönüyor. Bunun ne kadar biliniyor, ne kadar bilinmiyor. A2'lerin kurulma amacı ne? Devam etme amacı ne? Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oyuncu yetiştireceğim diye 2 yaş küçük oyuncuyu oynatıyor. Ama Anadolu takımı, örnek veriyorum, oynamayan oyuncuyu, A takımda oynamayan, o hafta oynamayan oyuncuyu formda kalsın diye gönderiyor. Ama bu işler çok farklı yollara gidiyor. Yani bu nasıl oyuncu çıkacak buralardan? Bu A2 ne olacak? Yani bunun sonu ne? Vallahi Fatih Hocamız kalkmasını istiyor herhalde. O da kalkacak ya. Annesiz aynı yerlerde. İyi söylediniz. Son bir soru. Üçüncü ligde insan haklarına aykırı bir yasa var. Yaş kararı. Yaş sınırı. Bunu da yanılmıyorsam hocanız getirmişti geçmiş dönemden. Bilmiyorum. Fatih Hoca mı getirdi? Ben öyle biliyorum. Yanılabilirim. Yanılıyorsam da özür dilerim. Problem değil. Amacım kimseyi art niyetle eleştirmek değil. Bu oyuncular, yani bu oyuncuya diyorsunuz ki 26 yaşından sonra lütfen iş yapmasınlar. Kasap olmak, manav olmak ayıp değil. Yani git başka bir iş yap. Hırsız ol. Tamam. Bu kararı getirdiniz. Biz getirmedik. Var herhalde. Hayır. Getirenler için konuşuyorum. Bu kararı getirdiniz. O zaman bu ülkede askerden hakem yapmak yerine, müsteşardan hakem yapmak yerine, manavdan, bakkaldan, oradan bundan hakem yapmak yerine, bu 26 yaşında futbol hayatı sona erecek ama futbolun içinden gelmiş, en azından futbolu futboldan gelmeyenlerden saha içerisinde alacağı eğitimle daha yorumlayacak futbolcuları bulup da bunlara hakem eğitimi verip Türk hakemliğine, ki bana göre Zekeriya Alp'i MHK başkanı yapılması hoca kabul eder etmez, bana göre verilmiş en doğru kararlardan biridir. Çünkü futboldan gelen, hakemlikten gelen kadar hakemlikten anlar ama hakemlikten gelen, futboldan gelen kadar hakemlikten anlamaz. Türkiye'nin %99'u hakem, teknik direktör. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bununla ilgili yaptırımınız ne olacak? Yani biz herkesi alıyoruz. Şimdi çünkü Hakemlik de yetenek olabilir ama hakemliğin %80'i okuma, kural. Ama futbolun içinden gelen bir adam. Yani 25-26 yaşında futbolculuğunu sınırladığınız, engellediğiniz, sizin şahsınıza konuşmuyorum, yapsanız size de söylerdim. Bu adam neden alıp 2 sene hakem eğitimi verilip de hakemlik yapmasın? Yani nasıl o zaman ligin kalitesi ya da... Çünkü 100 milyon dolar harcıyor bir takım. 100 milyon dolar harcıyor. Evet. Birini eleştirmek için değil. Müsteşarın saha içinde 90 dakikada verdiği kararla bu bakalım ne diyecek Yıldırım Başkan. Sonu dönülmez bir yola gidiyor. Hakem yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir proje var mı? Değerlendirilir, niye olmasın yani? Hakem olmaz. Hayda. Yani. Ben onlara bir şey diyemem. Bunların hepsi tartışılır. Hakemlik zaten. Biz şu an şunu yaptık. Eskişehir Üniversitesi ile hakem yetiştirme için şey açtık. Ders açtık. Şu an Türkiye'nin her yerinden hakem olmak isteyenler oraya müracaat ederek hakem kursu, kursu alarak hakemlik adımlarını atıyorlar. Sonra il şeylerine hakem olarak müracaat ediyorlar yani. Açıldı bunların hepsi. Ve Türkiye'de ilk defa gene. Peki, ama başkan, ben futbolcu olmak istiyorum. Onun belli prosedürleri var. Oradan hareket etmeler lazım. MHK Başkan olarak Zekeriya Alp ile devam etmeyi düşünüyor musunuz? Önümüzdeki yıllar. Evet. Düzgün insan olduğu konusunda en ufak bir şüphem yok ama başarılı mı? Avrupa'da hangi ülkelerde hakemlikten gelmemiş bir insan MHK başkanıdır? Mesela Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa'ya baktığımızda, büyük dev ülkelere ve diğer küçük ülkelere baktığımızda %90 oranında, 99 oranında MHK başkanları eski bir FIFA hakemidir. Ben... Hayır, sakın benim bir talebim olduğunu anlamayın. Ben Allah korusun diyorum. Ben şöyle hocam, keşke. Ya yok, ben zamanında söylüyordum. Sizin gibi insanlar olun diye. Ben bunu adalet. Sağ ol. Ama Zekeriya Bey hakemlikte hakem olmayıp da MHK başkanı olan ilk insan değil. Ondan evvel Sayın Ufuk Özel tarzı yaptılar. Doğru. Doğru bir kararsa, Avrupa'da %90'ı böyle değil diye biz de Türkiye'de illaki hakem koyacağız diye bir şey yok. Yani biz Avrupa'ya uymak mecburiyetinde değiliz. Bizim aldığımız doğrularla onlar da bize uyabilirler. Avrupa'da tek ülke İtalya denedi 5 hakemi, 6 hakemi. Şimdi biz de yapıyoruz. Avrupa'da ikinci ülkeyiz. İtalya'da. Memnun musunuz? Ben çok memnunum. Yani hataları veya sorunları azalttığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Yoksa sorunlar mı? Yok, doğru? Sorunlar doğru. Maçta... Hata yapıldı. Ama o geçiş sürecinde oldu. Ama bir kere elimizdeki hakemler yetişmesinde bile. Çünkü çoğu hakem orada olanlar karar veren hakemlerdi. Şimdi yönlendirici hakemler. Bu bile çok fark ediyor. Sayın Alp size peki hiç istifasını sundu mu? Sayın Zekeriya Alp. Hayır. Bununla ilgili bir spekülasyon. Bir gerilim yaşadınız mı? Bu kural hatası konusunda Federasyon Yönetim Kurulu'nun şeyi, çünkü bir Zekeriya Alp'in çok kızdığını, üzüldüğünü duyduk. Biz tabii ki eskiden aile büyüğümüz. Çok kendisiyle çok görüşürdük. Ancak az görüşürdük. Birbirimizi çok severdik ama. Tabii beraber yeni çalışmaya başladık. Ben kendisine yönetimden evvel kararın olumlu olumsuz ne çıkacağını bilmediğimi ama kendisinin bir rahatsızlık duymaması gerektiğini söyledim. Kendisi de çok büyük olgunlukla merak etme başkan dedi. Geçtik gittik. Yani bu olgunluklara gelmemiz lazım artık. Peki başkan, Beşiktaşlılar hep şunu söylüyor. Sizin yıllarca başkanlığı yaptığınız kulüp. Beşiktaş aleyhine bu sene çok hakem hatası oldu. Beşiktaş doğrandı. Galatasaray'da söylüyor, Fenerbahçe'de söylüyor, Trabzon'da söylüyor. Ben önce Beşiktaş için sorayım. Sizin kulübünüz. Önce sizin kulübünüz. Sizce hakem hatası çok yapıldı mı Beşiktaş aleyhine? Sizin görüşünüz. Vallahi bakın, hepsine yapılmış olabilir. Dediğim gibi hakem hatası yapılmadı demiyorum. Muhakkak yapılmıştır. Bir kasıt yok diyorsunuz. Beşiktaş'a da yapılmıştır, Galatasaray'da yapılmıştır, Fenerbahçe'de yapılmıştır, Gençlerbirliği'nde de, Ankara, hepsine yapılmıştır. Ama kasıt yoktur. Evet. Sayın Başkan, siz biraz önce söylemiştim ya, kimseye yaranamazsınız. Hani, tabii bizim bir tane taraftarımız yok. Biz de mesela, bizim de taraftarımız yok bu konuda. Şuraya geleceğim. Evet. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu hatırlarsanız benim de yeni görev aldığım zamandı Beyaz TV'de bir toplantısı vardı. Kulüpler Birliği'nden gelen yorumcu, siz Sayın Federasyon Başkanı olarak Dijitürk yetkilileri, televizyon spor müdürleri hep beraber oradaydık. Ve ben şöyle bir teklifte bulunmuştum. İdmanlar kapalı. Futbolcular bizlere konuşmuyor. Sadece yayıncı kuruluşa konuşuyor. Kulüp başkanları konuşmuyor. Kulüp yöneticileri konuşmuyor. Sonrasında biz burada ne konuşacağımızı bulmak için bir hafta boyunca sinekten yağ çıkartıyoruz. Hani derler ya. İyi de yapıyorsunuz. Ama yani elimizden geldiği kadarıyla futbolun arka bahçesinde gezmeye çalışıyoruz. Ama benim gönlüm ister ki işimizde Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuş Sinan Engin. Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış, Dünya Kupası'nda oynamış, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış Ümit Özat. 100. yıl kaptanı Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalmış Ahmet Çakar. Ben az çok UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maçları anlattım. Rasim'in keza futbol bilgisi ortada. Biz de isteriz ki elimizde maç özetleri olsun. Sizin de bu yönde çok olumlu düşüncelerinizin olduğunu biliyorum. Ne olacak Sayın Başkanım? Biz de futbol konuşmak istiyoruz. Biz de maç özetlerini verip elimizden geldiğince futbol konuşmak istiyoruz. Bu konuda bizlere nasıl yardımcı olacaksınız? Şimdi benim Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde, federasyon başkanı olduğum ilk dönemde söylediğim, hatta Kulüpler Birliği Başkanı iken Sayın Mehmet Ali Aydınlar'la, sonra da federasyon başkanı olduktan sonra da kulüplerle, görüntülerin muhakkak spor kanallarına verilmesi. Tabii ki arkada bahçede gezmeniz. İlk açıklamanız da oydu, başkan olur olmaz. Ne kadar sizin programcılık açısından güzel bir şeyse de ön bahçede gezip futbolun güzelliklerini, futbolumuzu konuşmak çok daha olumlu. Fakat ihaleyle yapılmış ve bir yayıncı kuruluşun elinde şu an. Bizim hiçbir yaptırımımız yok ihale sürecimiz bitene kadar. Onun için biz yayıncı kuruluşla da konuştuk. Dijitürk diye yanlış anlaşılmasın. TRT'yle. Evet. Yani ben isim söyleyemem. Evet. TRT ile de konuştuk. Onlar da fiyatıyla satın alırlarsa alsınlar. Yoksa yapabileceğimiz bir şey yok dediler ki ticarettir. Karışamayız. Ama 2 gün sonra verilmesi gibi bir durum var. Ama hepsi ihale şartlarında verilmiş ve onlar da bugün çok büyük şeylerde, miktarlarda dolar bazında ödeme yapıyorlar. Çok yüksek para. Çok büyük şeylerle bu para ihalelere girilmiş ve alınmış. Onun için bizim sadece ricamız olur. Bunu anlatırız ama onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Yani yeniden ihale yapıldığı zaman muhakkak bu o konuda değerlendirecekler. Ben burada TRT'ye de hak veriyorum. Diyoruz. Haklarını yemeyelim. O kadar para vermişler. Son maç bittikten 24 saat sonra da hani bir maçın özetini almak bizim açımızdan, televizyonculuk açısından. Haklısınız. Hiçbir özelliği kalmıyor. Bizi provokatör olarak görüyorsunuz. Biz derken, biz derken şunu, bizim gibi programları. Bak, siz de bize saygı duyun. Niye? 3 saat, 4 saat, kimi zaman 5 saat program yapmak durumundayız. Kanallar bununla ilgili gerekli reklamı alıp para kazanıyorlar ve itibar kazanıyorlar ki devam ettiriyorlar programları. Fakat görüntü olmadığı için sevgili Ertem Şener'in dediği gibi hep arka bahçelerde dolanıp işte hakemin evine gidip kapılıp biliyorsunuz şudur budur. Doğru. Bizi provokatör olarak görüyor musunuz? Bizim programları. Çünkü halkımızın bir kısmı bizi yararlı, bir kısmı zararlı görüyor. Başka bir şey sorayım. Bu futbolun demin de söylediğiniz ya yöneticiler hani beyanatları, başkanların beyanatları, şu beyanatlar bu olaya geliyor mu derken dönüp futbolun o noktalara gelmemesi için sizler, bizler masanın 5-4 ayı olursak yöneticiler, yorumcular, futbolcular ve taraftar. Futbol hayalini kurduğumuz yerlere gelir mi gelmez mi? Hepimiz en fikirsek. Yani provokatör değilsiniz aslında, öyle bir şey demiyorum. Ama olumlu ve iyi yönleriyle bakarak futbolumuzu, marka değerini, sizlerin değerini daha yukarı çekemez miyiz? Başkanım, şu burada, iyi yönlere bakacağız Ahmet abi, çok önemli bir şey. Çünkü Rütük'le de aynı şeyi söylemiştim başkanım, hatırlarsanız. İsim vererek söyleyeceğim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı bugün çıkıyor Galatasaray'a ya da Galatasaray çıkıyor Fenerbahçe'ye karşılıklı olarak. Mesela bugün Sayın Şükrü Ergün, Volkan Demirel hakkında bir ifade kullanıyor. Melo dün çıkıyor maç içinde Emre'ye dil çıkarıyor. Bunları biz eğer burada konuşmazsak ne konuşacağız? Ben şöyle bir fikirde bulunmuştum. Bakın bütün Avrupa basınında da kulüp başkanları sussunlar, futbolcular sussunlar, biz de konuşmayalım bunları. Hayır. Yani Melo'nun hareketi Avrupa'ya çıktı. Eleştirin. Eleştirmek en doğal hakkınız çünkü siz buraya eleştirmek için çıkıyorsunuz. Tabii. Hata varsa söyleyin. Ama sözün meclisinden dışarı. Hakaretlere gidiyor iş. Yacıklar, macıklar. Biz de zaman zaman bu hatayı yapıyoruz, kabul ediyorum. Yani böyle eleştiri yaparsak kabul etmemiz. Bizim dediğimiz bu hocam yani olmadığı sürece eleştireceksiniz tabii. Yani biz o bayağı bir aşağıya çektik. Kantar'ın topuzunu kaçırmamak lazım. Melo X bir oyuncu bir hareket yaptı. Doğrudur, yanlış eleştirdik. Ama bir hafta eleştiriyoruz biz. 15 gün eleştiriyoruz. İnfaz etmemek lazım. Yani. İnfaz edip kesiyoruz. Yani gene sözün meclisinden dışarı. Evet. Bir de senaryomuzu kuruyoruz. Filmin son noktaya basıyoruz. Evet. Biz toplum olarak da biraz fazla algıyla hareket ettiğimiz için sizlerin söyledikleri çok etkiliyor. Deplasman yasağını soracağız, e-bileti soracağız. Evet, Sorular çok ama bir kahve molası verelim. Sayın Başkan'a bir nefes aldıralım. Ondan sonra tekrar beraberiz. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sayın Başkan Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören konuğumuz. Sayın Başkanım şu anda... Bir mesaj var. Mesaj sosyal medyada. Onur Okanlı isminde birisi, inşallah sayıları da çoğalır bu tip izleyicilerimizin. Abi Yıldırım Demirören'i hiç bu kadar samimi bulmamıştım. Bu tür programlara çıkması lazım. Tek sorun tamamen iletişimsizlikmiş, bir de okuyabilsem. İlk defa bugün bu kadar gülen, kahkaha atan Yıldırım Demirören'i gördüler. Doğru. Yani bu benim en büyük Sizden değil. Bizim benim de yaşadığım bir sorun. Beni tanımadığım bir kişiyle bir araya geldiğim vakit ilk söyledikleri şeyler cidden çok farklıymışsın. Aynen öyle. Soğuktan zannediyorlar sizi. Öyle zannediyorlar. Öyle de demeyelim ya. Yıllar önceydi. Ya doğrudur. Yıldırım Demirören ismi sert ve insanlara ya ne oluyor filan. Halbuki ben hep söylerim. Gülünce çok sevimli hale geliyor. Bunu kabul etmek lazım. Arkadaşlara da söyledim şimdi içeride. Şu çıktı yalnız. İnsanlar bize gelmekten korkan, imtina eden insanlar var. Tabii. Ki Sayın Başkan da bu stüdyoda çok eleştirilmişsiniz. İptal edenler var. Son dakika eleştirilmişsinizdir. Ben hala dediklerimin de arkasını söyleyeyim sana hocam. Evet, buyur. Sayın Başkan bana 1,5 ay önce söylemişti. Hatta o hafta gelecekti. Programı uymamıştı. Cumartesi demiştim değil mi Sayın Başkan'a o zaman? Şimdi ben başka bir şey söylüyorum Başkan'a. Başkanım bu Riva projesi. Bu ne de çok üstüne duruyorsunuz. Şimdi birazdan da PTT Ligi'ne de geleceğim. Oraya yapmış olduğunuz önemli yatırımlar da var. Türk futbolcu en önemli proje. Riva projesiyle ilgili çok üstüne duruyorsunuz. Bunu bir anlatabilir misiniz? Ve anlatırken de ben yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. O muhteşem tesisler bir ekrana gelsin proje. Onun üzerine konuşalım. Türk futbolun geleceği Riva'da diyorsunuz Başkan. Nedir bu? Ne demek bu? Şimdi bir kere Riva projesi, emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Evet. Riva Hasan Doğan tesisleri Türk futbolunun kalbinin atacağı yer olacaktır. İnşallah. 27 senelik yanlış söylemiyorsam bir projeyi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım cesurca faaliyete geçirdik. Ve Allah kısmet ederse Haziran sonunda da açılışını yapacağız. Burada Haziran sonu hedefimiz. Tabii bu inşaattır. Bir 15 gün 20 gün kayar ama her şeyimiz çok düzgün bir şekilde gidiyor. Buradaki amaç milli takımların tamamen orada gelmesi. Altyapı yani genç takımların, bayan takımlarımız dahil oralarda kampını yapıp antrenmanlarından her şeyimizi, futbolu bir araya topluyoruz. Fatih hocamızın başkanlığında futbol artık Riva tesislerinde, Riva Hasan Doğan tesislerinde olacak. Bu futbolcu yetiştirmesinden, izlemesinden. Artı federasyonumuza senelik 14 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacak. Bugün Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi diye konuştuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun oturduğu bina kiralık. İstinye'deki. O İstinye'deki binanın hepsi de federasyon binası değil hocam. Tabii ya. Sadece 2 kat. Biliyorum. İş yerleri var diğer etrafında. Tabii. Yani ben bugün yabancı bir federasyon başkanı çağırmaya çekiniyorum. Utanıyorum. İş katı gibi. Yani Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine koyuyor. Onu bırakın. 7 tane, 6 tane, 5 tane sahasıyla şimdi 2 tane daha yapıyoruz. 7 taneye çıkacak. Bütün Avrupa'yı, her türlü futbolcunun sağlık, antrenman, lüks olarak düşündüğünüz hepsiyle beraber bana göre çok önemli proje. Artı en güzel yanında benim çok hoşuma giden, geceleri orası uçak yoldur. Bütün uçaklarımız inişlerini oradan yaparlar. Işık yandığı an bütün proje ay yıldız oluyor. Ay ve yıldız bir arada yani kırmızı beyaz harika bir proje yapıldı orada. İnşallah da geçecekler. Ne zaman tam olarak bitiyor başkanım? Haziran sonu hedefimiz. 2014 Haziran sonunda Riva projesi hazır. Peki çok önemli. Demirören ailesi olarak medyada çok önemli 2 tane gazete sahibisiniz. Evet. Bunu kamuoyu biliyor. Bu beraberinde federasyon başkanlığında haksız eleştiri veya haksız iltifatları beraberinde getiriyorum. Yani gazetenizin mensubu spor yazarları veya eleştirmenler aman patronu eleştirmeyelim kaygısı içinde olup da rakip gazeteler ve televizyonlar aman bu medya patronu buna zarar verelim gibi bir abartılı yaklaşım oluyor mu? Belki futbol dışında bu ama sosyal anlamda da bunu sormam lazım. Hocam demin de söylediniz Türkiye'de en çok eleştirilen kişilerden biriyim. Susmayan biriyim. Bunlar televizyon ve basında oluyor bu eleştiriler. Tabii ki yani ben hiç kimsenin hakaret olmadığı sürece Yıldırım Demirören basın patronu eleştirmeyelim diye düşündüğünü tahmin etmiyorum açıkçası. Sizin yazarlarınızı eleştirebiliyorlar mı? Beni eleştirdiler, benim yazarlarım çok. Eleştiriyorlar. Eleştirirler ben zaten. Ben okudum Milliyet'te, Vatan'da. Saygı çerçevesinde herkese eleştirebilirsiniz hocam. Bu çok normal bir şey ya. Sayın Başkanım gelelim taraftarların sorduğu daha fazla yoğun sorulara. Deplasman yasağı kalkacak mı? Mesela arenada Fenerbahçe taraftarı olacak mı? Vodafone Arena'da Beşiktaş maçında Galatasaraylılar olacak mı? Trabzon'a Galatasaray taraftarı gidecek mi? Ya da Bursa'ya ne bileyim. Kulüpler anlaştığı söyleyebileceğimiz problemimiz yok. Bu 4 kulübün o dönem Ben Kulüpler Birliği Başkanıydım. Ortaklaşa alıp federasyona talepte bulunduğumuz bir karardır. Gene kulüpler bu konuda anlaşırlarsa federasyonumuza talepte bulunurlar. O kararı da biz alırız, orada bir sorun yok. Siz futbol aşığı birisiniz. Aynen, aslında futbolu yönetenden ziyade futbol aşığı. Yani mahalle maçı olsa izleyen birisiniz, evet, benim bildiğim kadarıyla. Sizin temenniniz, hani yetki sizin elinizde olsa imza Kulüpler Birliği'nden ziyade. Siz evet, o taraftarlar da buraya gitsin daha güzel oluyor. Sarı kırmızı, sarı lacivert, siyah doğru, beyaz bayraklar daha güzel olmaz mı Sayın Çok Başkan? Çok doğru. Ancak maç öncesi çıkan olaylar. Evet. Yani geçen gün gene arenadan çıkıldıktan sonra Fenerbahçe'nin mal satılan tarafına polisler, evet, bıçaklanmışlar. Evet. Şimdi bu bilinçleri biz geçirmezsek, sadece çok hoşumuza gidiyor, futbolu seviyoruz diye taraftarın orada olmasını istemekle biraz haksızlık yapıyoruz. Tabii. Önce taraftarımızın da futbolun bir şov olduğunu, futbolun maç oynandığı dakika başlayıp düdük, hakem düdüğü çaldığı vakit bittiği bilincinde, evet, olduğuna hepimiz enfikirsek, yarın ben yetkim olmasa da bu kararı imzalayayım. Bunun olabileceğine inanıyor musunuz? Bir gün bu ülkede... Hocam bunu hep beraber yapabiliriz. Onu soracağım ben başkanım. Bir araya gelinmemiz lazım. Bir araya gelinmemiz lazım. Şimdi... Bakın maç başlamadan önce, bir hafta önce derbi maçı. Oyuncu çıkıyor, bir beyanat veriyor, taraftarı geliyor. Yönetici çıkıyor, geliyor. Basın manşetleriyle geliyor. Doğru. Yani savaşa futbolcu, gidiliyor, yönetici, arenaya, medya. Resimler bile gladyatör resmi, kılıç resmi, kafasında Viking resmi. Yani savaşa gidiliyor çünkü. Bunlar eskiden bizim zamanımızda da veriliyordu. Çok doğru. Başkanım bak, dünyanın seyrettiği derbiye gidiliyor ya. Bu pozları eskiden bizim zamanımızda da veriliyor. Böyle ben şimdi bir şey soracağım. Yine aynı ona istinaden başkanım. Şimdi şike sürecinde burada da söyledik. Çok iyi bir performans sergilediniz. Yaklaşık 8-10 tane kulüp ceza alacaktı. Yani bir takım ağır yaptırımlar uygulanacaktı. Yani Türkiye az bir ceza alarak bu işlerden kurtuldu. Çok başarılı bir profil çizdiniz diyebiliriz o dönemde. Şimdi bu dönemde bu Fenerbahçe, Trabzon ve Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki husumet ve gerginliği nasıl bitirmek lazım? Yani bunu Kulüpler Birliği'nde bu başkanlarla konuşup bu tip demeçler vermeyle nasıl bitecek bu? Yani her geçen gün bakın dün Galatasaray Fenerbahçe derbisinde dün bir kat daha bu husumet arttı. Şimdi Saraçoğlu'nda bunun rövanşı ne olacak? Şimdi herkes merak konusu. Bu nasıl aşılacak? Bu kavgaları nasıl bitireceksiniz? Yani Trabzon Fenerbahçe için seneye Fenerbahçe Trabzon'a gidebilecek mi? Gidecek mi? Nasıl olacak bunlar? Şimdi bu nasıl halledeceksiniz? Deplasman yasağı kulüplerin vereceği bir karardır. Onun haricinde Futbol Federasyonu'nun elindeki yetki maç oynanma sırasında, yani maç başlamadan bir saat önce, maç bittikten sonra bir saat önce veya 2 saat, rakamları yanlış söylemeyeyim, yapılan hareketlere göre oyuncu, seyirci, hakem neyse ne, ona göre ceza vermesidir. Evet. Tamam. Gerisi bizim başka hiçbir yetkimiz yoktur. Diğer yetkimiz federasyon olarak başkan diyaloglarıyla, başkanlarla konuşup ya bunu böyle yapmayalım, bu böyle doğru değil, bu yaptığımız, evet, yanlışı dememiz lazım. Siz yansıtan ama kurumsunuz yani. Esas görev kulüp başkanlarına, evet, ve yöneticilerine, futbolcularına, hocalarına düşüyor. Ama bunu aslında sizin önderlik yapıp bunu bir an evvel çözmeniz lazım. Yani bu her geçen gün biz bunu artıyor. Hep konuşuyoruz. Yani burada taraftarımızın hoşuna gidecek diye verdiğimiz bir beyan, evet, yarın sağ olaylar olarak bize geri dönüyor. Doğru. Bunu çok iyi tartmamız lazım. E-bilet uygulaması lazım için biraz bilgi verebilirsiniz şimdi bizim başkanım. Kurduğumuz, ihaleye çıkarak verdiğimiz sistem zaten kanunen yapılması gerekiyor. 14 Nisan'da da bu uygulamaya geçiyor. Bizim de kurduğumuz sistem dünyadaki gelişmiş e-bilet sistemlerin ilk 3'ünden biri. Hı hı. Bu hem kişilerin artık demin konuştuğumuz kötü tezahürat, şu hareketlerde birebir takip edilerek 6222'nin uygulamasıyla da bu kişilerin futboldan, statlardan uzaklaştırmasını gerektirecek bir sistem aslında. Artı kişilerin takibi, yani sen geldin statta ne yapıyorsun? Hı. Kimsin? Yani benim biletimle Mehmet girmeyecek. Evet. Doğrusu da bu kişilerin takibidir. Çünkü futbol Türk toplumunun %95'ini ilgilendiren, toplumun onunla yaşayıp onunla sevindiği, onunla üzüldüğü, haftaya kişilerin en önemli makamlarda bile takımının galibiyetiyle moral veya mağlubiyetiyle moralsiz olarak başladığı bir unsur, bir öge hepimizin sevdiği. Evet. Onun için bunu düzeltmek için oraya gelenlerin kaliteli olması, yani kalitesinin artarak kötü tezahürattan toplu olarak özellikle kurtulması için güvenlik açısından da getirilmiş bir sistem. Biz, evet, de federasyonumuz olarak bunu başardık. Kanuna da yetiştirdik. Allah kısmet ederse de, evet, önümüzdeki hafta başlıyor. Sayın Başkanım, seyircinin en çok olduğu dönemde duyurmak istedim. Ben program başında bilerek söylemedim ama bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Süleyman Gültekin abimiz, maalesef. Usta maalesef. Gazeteci, maalesef. Usta foto muhabiri, maalesef. Sabah gazetesinin, evet. Sadece Sabah gazetesinin değil, hepimizin çok sevdiği abimiz. Bütün bugün, medya camiası. Bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah ailesine sabırlar diliyoruz. İşte çok da şu anda da ekranda... Oğullarını da biliyoruz. Kendisini de tanıyoruz. Hani ağzı var dili yok derler ya. Çok samimi, içten birisiydi. Acı kaybımız. Mutlaka sizin de söyleyecekleriniz vardır Sayın Başkanım. Futbolumuzun çok değerli, takip edenlerinden. Kişilik olarak da çok sevdiğimiz bir kişiydi. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır ve kuvvet versin. Evet. Keşke Süleyman gibi kişiler çoğalsa futbolun içinde. Evet, bu fotoğrafı da çeken Ahmet, biraz daha geri alırsan başkanımdan da rica edeceğim. Tam olarak ekrana verirsek Süleyman abi ve o hani Lincoln'le Alex'in, herkes kavga ederken saha içinde Lincoln'le Alex beraber, pardon Roberto Carlos, özür dilerim. Roberto Carlos ve Lincoln beraber karşılaşmayı izliyorlar. O kavgayı izliyorlar. Bu muhteşem fotoğrafı çeken, futbolun bu çerçevesinde çeken, ölümsüzleştiren Süleyman abinin karesiydi bu. Allah rahmet eylesin, Allah mekanı rahmet cennet olsun. Çok üzücü bir haberdi bizler için. Söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. Mutlaka cenazesine de gideceğiz. Sayın Başkanım, şimdi şunu sormak istiyorum yine. İnönü Stadı'nın oradan geçerken eski adıyla... Lütfen bağışlayın. Çok sıkı bir Beşiktaşlı olduğunuzu ve Beşiktaş tabii için gözyaşı döktüğünüzü tabii bilen birisi. Tabii. Hatta yanınızda sevgili Sinan abiyle beraber 100. yılda bir golde bile, rakip takıma attığınız bir golde bile gözyaşı döken bir kişiliğiniz var, onu da biliyorum. İnönü Stadı'ndan geçerken o kazma vurulduktan sonra ne hissettiniz? Hani böyle içiniz sızladı mı? Ne düşündünüz? Çok sevindim. Yani o kadar güzel bir şey ki Beşiktaş'ın stadına bir an evvel kavuşmak. Keşke Sayın Orman Ağustos diyor. Keşke, İnanıyor musunuz? Keşke Temmuz'da yapsa. Beşiktaş'ın bu stada ihtiyacı var. Ya inşaattır bu, demin de söyledim Riva için. Ağustos olmaz, Eylül olur ama bu stat bitecek. Sayın açılışına gidecek misiniz? Yönetim, tabii ki giderim. Bakın benim Beşiktaşlılığım ayrı bir şey. Bunu hiçbir zaman tartıştırmam, tartışmam da. Ama ben şu an federasyon başkanıyımdır. Her takım benim için de eşittir. Ya ben evime giderim, Beşiktaşlıyımdır. Ama vereceğim her kararda herkese eşitim diyorum. Ailenizin de sıkı bir Beşiktaşlı olduğunu biliyorum. Loca alacak mısınız? Babadan. Yani. Peki Sayın Başkanım, maçlara gidecek misiniz? Hani sadece Beşiktaş'ın değil. Şöyle sorayım. Neden kupayı siz vermiyorsunuz? Nerede, kime vermedim? Kime vermedim kupa? Şampiyonluk kupası. Geçen sene Galatasaray Şampiyonluk kupasını vermemin tek sebebi oğlumun okul görüşmesi olduğu için Boston'da olmalıydı. Evet. Başka hiçbir şey yok. Bu sene verecek misiniz? Bir şey yok. Şampiyonluğu da vereceğim. Ben onun haricinde Galatasaray'a 3 tane kupa verdim. Türkiye Kupası'nda verdim. Türkiye Kupası'nda ben verdim. Yurt dışında veya başka bir yerdeysem yoksam vermem şimdi. Yoksa niye vermeyeyim? Evet. Peki başka özel bir nedeni yok yani. Peki belirli olsa Fikret Orman'ı başarılı buluyor musunuz? Hayda. Şimdi Sayın Orman'ın 1. yılı, 2. yılına girdi değil mi Sayın Orman? Bir başkanın başarılı endeksini yakalaması için, başarılı veya başarısız demeniz için en az 3 sene geçmesi gerektiğini ben ilk günden beri söyleyeyim. İyi niyetini görüyorum. İyi niyetli olarak Beşiktaş'a bir şeyler vermek için çalıştığını farkındayım. Özellikle stat projesini sonuna kadar bitirmek için mücadelesini de takdirle izliyorum. Federasyondan destek sağlıyor musunuz? Hayır. Bizim herkese eşittir. Fakat yani benim içim cüz etti ya. İnönü Stadı'nı orada görmeyince oradan geçerken. Ama anılarım aklıma geldi. Tamam kabul. Yeni stat güzel yani. Ama anılar, o anılar depreşti. Bir 30 yıllık anılar. Hepimizin depreşti. Hepimizin depreşti değil mi? Ama şimdi yeni stada çocuklarımız gittiğinde 50 yaşına geldik de onlar da yeni anılarımızı yapacaklar. Doğru söylüyorsun. Hayat başka, değişiyor yani. Doğru. Şimdi kulüplerin dışında tüm Türkiye'nin beklediği bir şey var. Bir 2016'ya gidelim istiyor herkes. Artık bıktı millet. Yani gitmeye Türkiye 3. Dünya ülkesi gibi. 2016 konusunda sizin başkanınız önünde olacak. Ben 2015'de devam edeceğinizi düşünüyorum. O konuda böyle bir odaklanma, bir adanma, bir adanmışlık durumu olması gerekir. Nasıl bakıyorsunuz? Bir de artık Türkiye uluslararası büyük bir turnuva ev sahipliği yapmak istiyor. 2020'nin yarı final ve finalini alacak mısınız? Bunun sözünü buradan verebilir misiniz futbol severler? Şimdi kararı ben vermediğim için sözünü veremem ama. Lobiyle, mobiyle yani. Yıldırım Demirören kafaya koydu mu yapar diyorlar. Her türlü çalışmamızı olumlu bir şekilde yapıyoruz. Şu anda edindiğimiz temaslarda da çok olumlu gidiyoruz. 2020 için. 2020 için konuşuyorum. Çok olumlu gidiyoruz. Bizim hedefimiz Eğer olumlu bir şekilde giderse bu ay sonunda belki bu kararı aldığımıza dair açıklatma şansımız bile var belki. Yani final İstanbul'da olacak. Esas açıklanması Eylül ayında. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Dosyamızı hazırladık. Görüşmelerimizi de yapıyoruz. Evet. Tabii ki UEFA'da bir kurum, yönetim kuruluyla oturuyor, bu kararları veriyor. Yani ne kadar lobi yaparsa hatır için bundan hiçbiri olmaz. Evet. Belli projelerin, belli şeylerin gerçek olması lazım. Ama son gayretimizde Türkiye'mize 2020'de yarı final ve final oynatmak için mücadele ediyoruz. 2016 için benim hedefim tabii ki Türk milli takımı olarak 2016'ya katılmak. Evet. Hocamızın da hedefi bu. Bunun için de çalışıyoruz. Hep beraber kenetlendik. Ama ben 2016'ya katılıp 2020'ye, 2022'ye, 2018'e katılamıyorsam bana 2016'nın katılmasına hiçbir başarı vermiyor. İstikrar gerekiyor. Biz istikrarı yakalamamız lazım. Doğru. Yani Türk milli takımı her turnuvanın katılımcısı önce olmalı. Sonra da o turnuvalarda başarı bekleyen bir takım olmamız Doğru. lazım. Biz Dünya Kupası'na tarihimizde 3 kere katıldık, bilemiyorum. 2 kere katıldık. Avrupa Şampiyonası'na 5 kere katıldık. 50 senedir yapılan, yani rakamlar 1 eksik 1 fazla olabilir. Evet. Ama 70 senedir 50 senedir olan futbolun içinde Türk milli takımı eğer 5 kere katılıyorsa, Dünya Kupası'na 2 kere, Avrupa'ya 3 kere diye övünüyorsak bana göre hata yapıyoruz. Fakat çünkü biz kalıcı olarak katılmamız lazım. Mühim olan o. Değil mi Sayın Özat? Sen vardın değil mi? O dünya üçüncüsü olduğun kadroda var mıydı? 2002'de vardı. Uçağınızın düşüyordu az kalsın giderken filan. Vardım. Doğru söylüyor başkan, yani doğru. Şimdi biz gittik 2002'ye, devamı olmadı. Sonra 2006 oldu yanılıyorsam. 2008'de biz şöyle yani, biz gittik mi üçüncü oluyoruz, gitmedik mi hiç gitmiyoruz. Devamlı olmayan bir şey başarı değildir. Başarı nedir? Başarı sürekliliktir. İsveç'e bak, her turnuvada var. Dünya Kupası'da var. Peki şimdi ben sana sorayım. Bunu yakalamak önemli. Yoksa gittim, 3. oldum, 5 sene daha katılmadım. Fenerbahçe eski kaptanı olarak ama bunun için zaman planı nasıl buluyorsun? Hangi açıdan? Federasyon başkanı olarak. Ya şimdi bunu burada ben, başkan bizim misafirimiz, benim burada ifade etmem olmaz. Şimdi ben burada yani lütfen yanlış anlamayın. Ne yalakalık yapabilirim, ne de eleştirebilirim yani. Ben ne inanıyorsam onu söylerim. Dolayısıyla ben sadece şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eski kaptanı olarak nasıl bakıyorsun? Ben sadece şunu söyleyeyim. Görünen bir köy var ki federasyon yöneticilerini belki de yani kulüplerce tercih edilmemenin nedeni şurada göstermiş olduğum tavırdır belki. En çok eleştiren ben olmama rağmen şöyle baktığın zaman antrenör tercihi nokta atış. Çok zor. Yabancı tercihi nokta atış. Yani Riva projesi. Bunlar nokta atış başka bir şey. Şimdi bak, yabancıda ben katılmıyorum. Sen destekliyorsun Yıldırım. Sonuna kadar doğru. Doğru bir tane. Ahmet Çakar'ı destekliyorum. Doğru bir tane. Ama şimdi ben... İntiharı olur ya yabancının serbest bırakılması. Ne yapıyorsunuz ya? Ama şimdi buradan baktığın zaman şimdi başkan da onu ifade ediyor. Yani başarı ne? Başarının ne olduğunu bilmek önemli. Şimdi eğer bir takım 5 sene üstte gidebiliyorsa o zaman başarılıdır. Ama bir şey için de zaman lazım. Futbol Federasyonu'nun başarılı olması tek başına Futbol Federasyonu'nun elinde olan bir şey değil. Tabii. Kulüpler de buna destek verecek, herkes buna destek verecek. Muhakkak biliyorsunuzdur. Federasyon tarihinde hocanın kalma süre ortalamasını biliyor musunuz? Antrenörün. 1,5-2 yıldır. 1,5 yıl. Yönetimlerin kalması 2 yıl. Şimdi istikrar olmadığı sürece. Bravo. Yani senin soruna geliyorum. Takım yenildi, federasyon istifa. Ya yok böyle bir şey. İstikrarı sağlamadığımız sürece, federasyonumuz, milli takımımız başarılı olmadığı sürece bunların hepsi tartışılır. Peki bir şey soracağım. Asla böyle bir beklentim yok. Asla bunu 3 çocuğumuzsa yemin ederek söylüyorum. Yani onu da söyleyeyim de yani öyle bir insan zaten değilim. Yıllardır futbolun içindesiniz. Niye Futbol Federasyonu şey gibi, TÜSİAD gibi, Sanayici ve İş Adamları Derneği? Yani yok mu Türk futbolunda Almancayı, İngilizceyi bilen 2 tane adam yok mu? Ya futbolcu başkan niye olmasın diyor. Hayır, değil de olabilir. Yani yönetim kurulunda. Yok, yönetim kurullarında oldu futbolcu. Hayır, olur da başkan 10 tane bir tane. Şimdi bunu söylediğin zaman bana kızıyorlar. Yani siz ne dediniz? Türkçe olmak ayıp değil. Benim babam da terzi. Terzi olmak ayıp değil. Bunların başkan olması da ayıp değil. Önemli olan ama bunların profesyonelleri göreve getirmesi. Şimdi yani yıllarca Lütfü Arıboğan, basketten gelen bir adam Türk futbolunun içinde görev yaptı. Voleyboldan gelen Can Çobanoğlu Futbol Federasyonu içinde görev yaptı. Bu Türk futbolu. Yani 2 tane Almanca İngilizceyi bilen bir adam bulup da ne bileyim bir başkan yardımcısı yapamıyor mu? Ne bileyim futbol şubesi yani. Ama hani siz böyle derseniz başkanım ben hani yapılır da. Yapılır da yani yok mu yani? Bilmiyorum yani. Onlardan çıkması lazım. Hayır var mı? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Var mı derken iki lisan bilen dediğiniz gibi bu UEFA'dan yapan ben bilmiyorum. Hayır, yani. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Hani hep konuşuruz. Diyorsunuz ya 2023 hedefi koyuyoruz. 2070 ülke olarak koyuyoruz. O zaman isim olarak 3 senede bir görürüm. Belki bir yerde gördüğüm zaman söylüyorum. Mesela bu ülkeye Avrupa'da kim? Emre. O zaman yani herkes antrenörlüğü tercih etmek yerine 2 tane 3 tane oyuncu şimdiden seçilip bunlar alıp yönetici eğitimi veyahut da ne bileyim bir şekilde Futbol Federasyonu bunları yapamaz mı? Yani 2 tane 3 tane oyuncuya yarın gel. Tabii ki bu koltuklar ileri ve sizlere kalmayacak. Hiçbirine gel bu futbolun başını yani burada gel bunu yap denmez mi? Yani onun her şeyi çok bilmesinden mi korkuluyor? Ya da kendilerinden daha çok bilinileceğinden mi korkuluyor? Kimsenin bir şeyden korktuğunu tahmin etmiyorum. Yani kimse korkmaz öyle bir şeyden. Bunu şimdi bugün için konuşmuyoruz. Bütün ilerisi için de söylüyorum. Genel için ilerisi için de konuşuyoruz. Dediğin doğru X kişi ve Ümit olarak seni alalım. Yok yani Emre. Futbolcu. Genç futbolcu olarak senin ismini aldık. Sen genç futbolcusun geliyorsun. Futboldan kazandığın ve futbola ayırdığın zamanla ben seni yurt dışına nasıl göndereceğim? Bana hayır başkanım. Şimdi Emre 35 yaşında. Örnek veriyorum Emre Belözoğlu. Ama kendini tam vermesi lazım. İsim vermiyorum. Yani futbolu bırakma yaşına gelmiş bir oyuncu. Avrupa tecrübesi olmuş bir oyuncu. Gel yarın bir gün. Şimdi Avrupalı bunu yapıyor. Ama biz hani bu koltuk yani tamam sizin paranız var. Şöhrete ihtiyacınız yok. Ama bunu televizyonda adı geçsin diye, altyazıda adı geçsin diye yapıp futbolun içinden gelip futbola 30 sene hizmet verenlerin önüne çıkmak için yapıp bunu narsız bir şekilde kendi adına kullanıp bu futbola emek veren, o tozu toprağa yutmuş adamları sindiremeyen adamlar da yapıyor. Sadece sizin federasyon için söylemiyorum. Kulüplerde de böyle. Hani böyle bir çalışma olamaz mı? Yani benim bildiğim hiç hayatımda çalışmadım. Fethi abi var, Fethi Eper mi var? Başka kimse yok galiba. Yani örnek veriyorum. Ya çünkü hep bir şey anlatıyorsunuz. Hep anormal işler bizde. Şimdi Oğuz Çetin milli takım sorumlu antrenörü. Ya böyle bir sıfat yok abi. Diğerleri sorumsuz antrenör mü? Yani bakıyorsun tuhaf işler. Milli takımlar direktörü. Milli takımlar yani isimle işlevin hiçbir farkı yok. Sadece şey değişik. Yani ne bileyim bunlar tuhaf geliyor bize yani. Güzel fikirler. Bunların hepsine oturup çalışmak lazım. Evet. Doğru yani. Evet. Bir çark bir sistem gidiyor. Bu sisteme yenilikler koyduğum vakit bunu çalışarak yapılması lazım. Benim buna saygım var yani. Futbolcu yönetici olamaz. Benim babam da Ümit milli oyuncuydu. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri oldu. Yani futbolcu her şey olur yani. Futbolcu olmaz bir şey diye yok. Hayır yani bir tane iki tane yani. Olmalı o açıdan. Ama futbolcular da kendini orada eleştirsin Ümit. Yani Lütfü Boğan yapmış bu işi. Futbolcuları yapacak, girişecekler. Gene Twitter'dan mı gidiyoruz? Yok hayır. Ben çok fazla Twitter'la... Ben hiç onlardan anlamam çünkü. Hayır Twitter falan değil. Ben çok fazla ona diyalog halinde değilim ama içeriden rejiden de geliyor ve siz konuştukça ben içinden çekip alıyorum. Ümit hocamın sözünün bitmesini beklemiştim. Kusura bakmayın. Biraz önce istikrar dediniz. İstikrar sahibi bir insan olduğunuzu da biliyorum. Ama bağışlayın lütfen. Yanılıyorsam düzeltin. Ama azarlamadan düzeltin. Estağfurullah. Abdullah Avcı neden o zaman görevine son verildi? Neden ayrıldı? Şöyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Görevine son verilmeden 2-3 gün öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu hocamızın arkasındayız şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Yanılıyor muyum? İstikrar dediniz, neden o zaman görevine son verildi? Hedeflerinize çelişiyor çünkü şu anda. Şimdi hocamızın görevine son verilmedi. Hocamız istifa etti. Hocamızın verdiği, yaptığı ve hocamız sizler de eleştirdiniz. Ki o gün için ben de doğru değil diye düşünüyordum. Milli takımın başına gelmek, özellikle belediye seyircisi olmayan büyük bir cami, kolay bir sorumluluk değil. Evet. Hocamız ne kadar iyi niyetle gelse takımın aldığı başarısız sonuçlar ve kamuoyunun hocamıza verdiği tepkiler, güven azalmasından dolayı hocamız böyle bir yola gitti. Yoksa ben Sayın Avcı'yı getirmemiştim zaten. Sayın Mehmet Ali Aydınlar getirmişti. Biz de yönetime geldiğinde arkasında duracağız ve hocamızdan ümitliyiz diye hareket ettik. Evet. Ümitimizi de yırmadık. Ben hocamızın bu sezon bir takımda çalışacağına inanıyorum ve tekrar eski başarısını muhakkak alacak. Hocamız kendi kararıyla ayrıldı. Çok önemli. Saygımız var. Peki Rüştü Reşber neden peki federasyondan ayrıldı? Kendi geldi, ben istifa etmek istiyorum dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Fatih Hoca ile arasında bir problem olduğu söyleniyor. Doğru mu? Kulağınıza böyle bir şey geldi mi? Yani sizin gönderdiğiniz gibi kimse yok. Rüştü ile ailece görüştüğümüz bir insandır. Birbirimizi de çok severiz. Benim kaptanlığımı da yaptı. Ama gelip de ayrılmayı düşünüyorum deyince fazla da bir şey yapamadım. Çünkü karar vermiştim. UEFA'nın özellikle Galatasaray'a transfer yasağı getirebileceği şeklinde dedikodular dolaşıyor. Özellikle kriter ve mali dengesizlik. Bu konuda bir duyumunuz var mı? Veya size önceden gelen bir bilgi var? Yani sadece Galatasaray değil, Bursaspor'la da ilgili bir yazı geldiği söyleniyor federasyona. Yazı aynı anda CC olarak kulüplere de gidiyor. Peki. Veya tersi kulüplere gelen yazı CC olarak bize de geliyor. Yani onlardan önce aldığımız bir bilgi ve onlardan ayrı nedir o yazının açılımı nedir Sayın Başkan? Yazıyı okumadım. Zaten okumam da öyle yazıyor. Çünkü gelen yazı bizde durur. Kulüpler ilgili şeylere gider. Bizde de kulüp lisans şeyine gider. Orada kalır. Tahmin ediyorum kendi finansmanlarıyla ilgili açıklayıcı bilgi istiyor. Ama dediğiniz veya kamuoyuna yansıyan Galatasaray'a ceza geldi veya gelecek değil. Bu bilgilerin Galatasaray kulübünde olduğunu bildikleri için tahmin ediyorum böyle bir şeyler istediler. Onlar da yenileyip gönderecekler. Öyle bir sorun. Ama 2014'te ve UEFA finansman kriterlerinde hangi kulüp olursa olsun uymazsa bu ceza gelecektir muhakkak. Yani kulüplerimizin kesecek borçlanma yapılarını çok iyi organize etmeleri lazım. Yani borçlanmalarının gelir karşılığında hesabını çok iyi vermeleri lazım. Öyle artık eskisi gibi idare edilemeyecek bu işler. Yok yani. Hayır. Sayın Başkanım, Quaresma'yı seviyor musunuz? Quaresma'yı seviyorum tabii. Beşiktaş'ın başında olsaydınız Quaresma kalır mıydı, gider miydi? Beşiktaş taraftarının en çok bugün sormamızı istediği sorulardan birisi bu. Vallahi yani ben şahsen Beşiktaş'ımızda... Çünkü ben o imza gününü hala hatırlayanlardan. X bir oyuncuyu görmek isterim ama yönetimin aldığı bir karardır. Ona da saygıyla karar. Yani yanlış olur benim buna vereceğim bir şey cevaplama. Quaresma dünyada tartışılmayan oyunculardan biri. Gel tam faydalı oldu mu olmadı. Ama 5 maç oynar, o maçı kazandırır size, bedelini öder. Yani yıldız boyunca. Artı bugün sadece Quaresma değil, Beşiktaş'ta bir Guti. İspanya'da Beşiktaş formasıyla insanlar geziyordu Guti diye. Yani evet. Galatasaray'da Drogba. Bunlar takımın... O zaman bu tür büyük yıldızların gelmesini destekliyorsunuz başka. Kulüplerin reklamıdır yurt dışı için. Yani evet. Bugün borçlanmayı konuşuyoruz. Büyüklüğü konuşuyoruz. Büyüklükler de bazen aldığınız markalar. Yani sizin elinizdeki oyuncunun markalarıyla da büyüyor kulüpler. Evet. Siz bunu Ünal Aysal'da söylemiştiniz benim yanımda Madrid'de. Yani Drogba, Snyder bu tür şeyler doğru transferler demiştiniz. Hele bir de faydalı oluyorsa tam doğru kararlardır. Galatasaray'ı bu sezon Avrupa'da başarılı buldunuz mu? Yani bir başarı mıdır? Gruptan çıkması, Chelsea ile oynaması. Şimdi yanlış söylemiyorsam Galatasaray'ımız son 3-4 senedir arka arkaya gruplardan çıkarak 2 sene üst üste. 2 sene evet. Ondan evvel de son dakika yani bir istiklal yakalıyor. Başarı ve istiklal yakalandığı sürece bana göre başarıdır. Peki başarıdır. Sayın Başkan, Fenerbahçe şöyle bir, hatta Emre Belözoğlu'nun bir basın toplantısında da vardı. Önümüzdeki sezon için kimse emin konuşmasın, seneye katılabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Böyle bir sürpriz olabilir mi olumlu anlamda? Keşke olsa. Hani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir mi? UEFA ile bu tip bir görüşmeler var. UEFA'nın kararı açık. Bizim onun haricinde yapacağımız bir görüşme yoktur yani bizim için. Yani kimseye boşuna umut verilmez. Kapanmıştır yani, olumlu ve olumsuz olarak kapanmıştır. Ben hiçbir kulüp içinde gidip ya hatırım için bu kulübü al falan diyemeyiz yani. O kurallar, kaydeler... Sayın Orman'a çok özür dilerim. Sezgin'in bir sorusu olmuştu. Sezgin Gelmez'in. Sayın Orman, Fikret Orman. İkinci olan, evet, Türkiye'den sadece bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek şeklinde bir ifadesi olmuştu. Direkt tek takım. Ama üçüncü olacak olan takımda. Başkanım, bu PTT 2. Ligi'nde veya 3. Lig'lerde ve PTT 2. bu playoff sisteminde bir değişiklik düşünülüyor mu? Yani 2 tane takım çıkıyor, sonra işte 5 takım tekrar playoff'a kalınıyor, tekrar oynanıyor falan. 4 takım işte alttakilerle, yani 2 tane 4 takım tekrar oynanıyor. Bunda bir değişiklik olacak mı? Bir değişiklik düşünülüyor mu? Aynı bu sistemde mi devam ediliyor? Devam edecek. Yani güzel Almanya'daki Almanya'daki daha rezalet misin? Buradaki çok yine başarılı. Çünkü baktığın zaman Sinan abi Almanya'ya kadar gideceğiz galiba. Başkanım, bir de bu kupa. Bu Ziraat mı şu an oynanan? Ziraat mı ismi? Ziraat Türkiye. Bu bir de çok yoğun maç trafiği var. Buna bir düzenleme getirme düşünüyorum. Bir de daha rekabetçi, daha bir şey yani. Mesela Yıldırım çıktı dedi ki daha fazla para veriyoruz dedi. Kulüplerimizin yaptığı bir yanlış var. Futbolculara maç başa daha fazla ödüyoruz diyor. Yani ne olacak, ödeyecekler yani. Kazandığımızdan daha çok ödüyor. Yani yok, hayır, şey diye, çabuk elenmek istiyor başkanım şimdi. Yaptığı yanlış bir şey var. Teneke kupada olsa sen öyle iyi takımında çıkmak zorundasın. Tabii canım. Çünkü bir camiayı. Ama Türkiye Kupası'nın gelir dağıtımı kulüplere doğrudur, yeterli değil. Daha fazla para çıkıyor benden kasadan. Hedefi şu anki yayıncı kuruluşumuzla konuştum. Bizler de federasyon olarak, başka sponsorlar olarak bu rakamları arttırmak istiyoruz. Daha cazip hale getirmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin 82 ilini ilk defa federasyon Türkiye Kupası'na soktuk. Bundan evvel 56 ilde oynanıyordu. Çok önemli. Şimdi çok fazla Türkiye Kupası 56 ilde oynanıyordu. Biz bütün Türkiye'ye yaydık. Amatör takımlara da bu şansı verdik. Neden? Evet. Adı Türkiye Kupası çünkü. Yani burada ödülü biraz daha... Onun için maç yoğunluğu var. Biraz da cazip yaparsanız diyorum yani. Evet, yani onun için diyorum. Bak, yani bu çok önemli. Para miktarı şeyle mi artacak başkanım? Bu yayın ihalesiyle. Yayın ihalesi arttı. Yani yayın ihalesi artmasa bile bizler federasyon olarak ve dışarıda spor olarak bulacağız. Çünkü biz yayıncıyı da düşünmek zorundayız. Futbol adına. Yayıncı şu an bildiğim kadarıyla zarar ediyor. Evet. Orada zarar edip, çünkü Türkiye Kupası yarın zarar ediyor diye yayıncı kuruluş bulamazsa Türkiye Kupası adına... Ama o biraz şu oldu. Ama tabii cezaret meselesi şu. Fenerbahçe, evet, Beşiktaş, Trabzon hepsi gitti. Onun için de yanlış diyor. Bizim yani, işte öyle oldu. O da yanlış yani. Yedek takımlar Türkiye Kupası, yedek adı Türkiye. Bizim Sabah TV grubu oradan zarar gördü yani. Hep takımlar elendi. Yayıncı kuruluş. Evet yani. Ve bizim Sayın Başkanım, Türkiye'de beğendiğiniz yerli en iyi oyuncu kim? İzlerken büyük keyif aldığınız... Kime söylesem yanlış. Bunu Sayın Başkan olarak sormayayım. Yıldırım Bey, bir futbol sever olarak Türkiye'de beğendiğiniz en iyi oyuncu kim, böyle izlerken gözünüzü kamaştıran böyle? Eskişehir'deki Tarık. Tarık mıydı? Evet, ufak sağ taraftan yani. Peki hiç yurt dışından hakem getirmeyi düşündünüz mü? Hayır, niye benim hakem varken? Ben Türkiye'yi Avrupa'ya göndereyim. Yapmayın, biz Türkiye'yiz ya. Evet, biz o kadar büyüdük, o kadar büyük hedeflerimiz var ki. Peki ama şu var. Ben niye getireceğim? Aciz mi? Maça geliyor. Ona da karşıyım. Gerekirse hakem göndereyim. Ahmet Hoca'nın... Ben göndereyim hocam. Ben göndereyim ya. Ben Türkiye'yim, Türk'üm ya. Bundan daha büyüklüğümüz var mı? Bu Ahmet Hoca'nın bir de arkadaşı var, Ulenberg. Ne iş yapıyor başkanım bu gelip? Çok iş yapıyor. Çok önemli. Ne yapıyor mesela Ulenberg? Hakem eğitimi. Türkiye'de Ülenberk'te belli bir yerlere geldi. Muhakkak hocam buna katılmaz. Önemli. Faydalı. Bugün belli isimler dünyanın belli ülkelerine gidip hakem seminerlerini, çok meşhur o İtalyan hakemimiz, diğer hepsi gidip bunu yapıyorlar. Bunlar hakemlik açısından çok önemli. Eğitimle birlikte relasyon açısından bak. Ülenberk sadece hakem eğitimcisi değil. Türkiye'yi temsil ediyor. UEFA Hakem Komitesi üyesi. Türkiye'de. Aynen. Lobini yapıyor orada. Bugün kayıt gibi yani futbolculuğu artı kişiliğiyle bunlar Türkiye'nin haklarını Avrupa'da koruyorlar. Yani en azından kendi ülkelerinde ülkemizi met ediyorlar. Doğru. Bunlara değer vermemiz lazım. Markus Merk'ten memnun musunuz? Ben spor programı seyretmem. Ben Twitter bakmam. Gazete okumam, spor biliyorum, programı biliyorum ben başkanım. Markus Merk'ten memnun musunuz yorumlarından? Çünkü hakemler ne yaparsa doğru diyor. İzlemiyoruz. Peki Yıldırım Bey. Yıldırım Bey diyorsun başkanım. Yıldırım Bey diyorum. Sayın Başkan diyeceğim çünkü neden? Yıldırım Bey olarak girdim yine. Tarık en iyi yerli. Yabancı olarak, yabancı futbolcu olarak beğendiğiniz. Tabii ki tartışılmasız Melo canım. Yine Melo'ya bırakamaz. Hocam hemen şeyini yaptı. Yabancı futbolcu kim? Ben Kayt'ı beğenirim yani. Kayt. Evet. Peki başkan. İyi golçüdür Kayıt yani. Başkanlığınız döneminde en çok üzüldüğünüz olay hangisi oldu ve en çok sizi mutlu eden? Federasyon başkanlığı döneminde, Beşiktaş değil. Hangi olay oldu? En çok üzüldüğünüz olay. Evet. Ve en çok sevindiğiniz, en çok sizi mutlu eden olay. Zor bir soru ya. Bir reklam arası verseniz. Bilemiyorum yani. Üzüldüğüm çok olay oldu yani. Lan mesela bir tanesi. Zor yerden yakaladı Rasim. En sevindiği Fatih Terim'i hoca yapmasıdır. Bir. Olabilir. Çünkü en azından teknik olarak milli takımı emin ellere teslim etme açısından. Yanlış mı söylüyorum başkanım? Yani imza atıyorum. Üzüldüğüm olay, biz 2014 Avrupa Şampiyonası'na giderdik. Doğru. Yani bazı futbolcu hataları aslında iyi baktığınız vakit bizim bu şampiyonada çok rahat gidebileceğimiz yerde önümüzü kesti. Ona çok üzüldüm yani. Onun getirileri de işte hocamıza kadar, yöneticiye kadar gitti. 2014'de gitmeliydik yani. Giderdi de yani. Abdullah Hoca bunu başaracaktı da öyle de gidiyordu zaten. O da ona çok üzüldüğü için tahmin ediyorum. Ayrılma kararını verdi. Sevindiğim olay derseniz... Fatih'in imzası sevindirici bir olay. Fatih Hoca'nın tabii ki tekrar milli takıma dönmesi çok önemli bir olay. Bilemiyorum ben sevindim. Aslında fazla sevinilecek bir olay da yaşanmadı galiba. Yani. Yok. 3 senedir. Hakikaten Türk futbolu ciddi kan kaybediyor ya. Çok mutlu oldum. Bir karar anlık, bir maçı kazanmak filan bunlar hani anlık sevinçlerdir ama çok sevineceğimiz dediğiniz vakit. Evet. Sayın Başkanım, stadı olmayan bir Beşiktaş, kendi yağıyla kavrulan bir Beşiktaş gördüğünüz zaman şimdi Beşiktaş size göre başarılı mıdır? Şu andaki tabloya göre, performansına göre. Tabii ki başarılıdır. Yani şu an tahmin ediyorum puan, averaj farkıyla evet, ikinci, evet, aynı puanda Galatasaray'la. Galatasaray kadrosuna bakıp Beşiktaş'ın kadrosuna baktığınız evet. vakit Galatasaray'ın harcadığı bütçelerle Beşiktaş'ın harcadığı bütçelere baktığınız vakit başarılıdır. Peki 3 Temmuz 2011'den bu yana Fenerbahçe'nin hala ipi göğüsleyecek şekilde bir performans sergilemesi sizi şaşırtıyor mu? Hala zirvede olması, yani bunca zorluğa, sıkıntıya rağmen dimdik ayakta durması, Fenerbahçe'nin bu kadar bütünleşmesi sizde ya helal olsun bu adamlara delirtiyor mu sizde? Ben şunu söyleyeyim, 3 Temmuz sürecinden beri Fenerbahçe yönetiminin ve camiasının gösterdiği birlik, beraberlik takdire şayandır. Yani bunu herkesin de kabul evet. etmesi lazım. Kesin. Başkanım yöneticiler federasyonu aynı şey Beşiktaş'ta olsaydı aynı birlik olur muydu? Hocam Beşiktaş'ta diyenlerdi. Hocam bir şey soruyorum. Yöneticiler federasyonu basıyorlar mı? Hocam orası mahalle kavgası mı? Nereye basıyorlar? Bizim olduğumuz yerde kim basıyor şey hocam? Ne yapıyorsunuz? Öyle haberler çıkıyor. Hayır, ya. Ama şöyle bir şey var. Sayın Ufuk Özerten'in Sayın Aziz Yıldırım'la geçen hayır, bir haber çıkıyor mesela. Basma kelimesi farklı. Ama kişilerin fikir olarak tartışmaları farklı. Yapmayın. Orası Türkiye Futbol Federasyonu. Evet. Mahalle kahvesi. Toplanıyorlar, geliyorlar mesela 4 kişi birden başkanın baskın gibi yani oluyor. Her kulüp başkanı. Bakın benim odamın kapısı, sen de geldin. Gelenler de bilir. Evet. Açıktır. Hani siz de diyordunuz galiba düğmeye basılıp gibi parmak izine falan. Siz mi diyordunuz? Siz de hayır ben demiyordum canım. Tamam, pardon kardeşim. Başka bir herkes gelebilir. Herkes düğmeye basılıp maçtan sonra. Hayır öyle oluyor da şimdi mesela diyor ki federasyonu bastılar. Federasyona hücumu yani gidildi falan. Siz de burada yorumculuk yapıyorsunuz. Yazan kişi de yorumculuk veya gazetecilik yapıyor. Bastı kelimesi okunur bir haberdir. Bilmem ne kelimesi okunur bir haberdir. Yoksa orası Türkiye Futbol Federasyonu. Randevusuz kimse dandı. Gelen kişi de nereye geldiğini bilinçli olan saygılı insandır. Orada oturanlar da gelenlerin kim olduğunu bilerek saygılı insanlardır. Ha, yöneticilerle başkanlar arasında fikir tartışması olabilir, bundan fikrim. Ama hiçbir zaman basma, kavga bunlar olmaz ya. Olmaması da lazım. Sevgili gazeteci abilerimizden Sedat Kaya, formunuzu neye borçlusunuz diyor. Ne formu? Konuşma formu mu? Sedat Kaya da çok formda. Fizik formu mu? Ben de takip ediyoruz, çok formda. Sedat Kaya sen de çok formdasın. Takip ediyoruz. Ediyor musunuz? Evet. Arkadaşımız. Hangi formunu sordun anlamadım. Sağlık formu. Evet. İyi çalışıyorsunuz. Sağlık formunu soruyorum. Golf oynuyorsunuz değil mi? Spor yapıyorum yani. Sabahları falan koşuyorum, spor yapıyorum. Evet. Sayın Başkanım artık sona doğru geliyoruz. Türk futbolundan beklentiniz ve planlarınız. Valla bunun başında da konuştuk. Planlarımızı zaten bütün program boyunca anlattık. Ama hayalini kurduğumuz 2023'ün 2070'lerin konuşulduğu Türkiye'de bir kere evet. milli takımımızın kalıcı olarak gitmesi. Yani dediğim gibi geçici başarılar bizim için sadece geçici olarak kalır. İkincisi bir kere futbolumuzun marka değerini hep beraber el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Yani basın, başkan, yönetici, ben kim oluyorsak el birliğiyle marka değerini futbolumuzun kalitesini demeyeyim de seyirci kalitesini, kalitesini yani güzellik kalitesini yukarı çekmemiz lazım. İşbirliğiyle. İşbirliğiyle. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Yani ben yaptım, o yapmıyor, benim umurumda değil demememiz lazım diye düşünüyorum. Başka bu işbirliği ve el birliğinin önemli aktörlerinden biri de Trabzonspor. Şimdi bizi izliyor Trabzonsporlar. Trabzonspor taraftarına. Biliyoruz beklentileri falan, uzatmayacağım ben. Siz Türk futbolunun bir numarası olarak ne söylemek istersiniz? İşte kupamızı istiyoruz, şuydu buydu. Ne tavsiye edersiniz? Hala bu kupaya takılıp kalmamaları mı gerekir? Gene başına döndük. Yani ben kimseye bir yere takılma, kalma diyemem. Taraftara seslenirsiniz Trabzonspor benim taraftan. Sadece diyebileceğim, 2 senedir de söylediğim bu konu federasyon için kapanmıştır. UEFA'da gerekli açıklamaları yapmıştır. Gerisi Trabzonspor'un değerli taraftarının vereceği karardır ama artık futbol ve futbolla ilgilenmemiz lazım. Diğer evet. olayların bence geriye dönüşünü düşünerek yapmamız gerekiyor. Öne bakmak lazım. Yani. Önümüze bakmamız lazım. Sayın Başkanım, Kayseri Sporlar fazlaca sorular soruyorlar şu anda. Çok fazla bu sezon hakkımız yeniyor diye. Böyle bir iddiaya inanıyor musunuz? Şimdi hak yemek diye bir şey olmaz. Yani bunu her kulüp için konuşuyoruz. Galatasaraylılar da söylüyor diyoruz. Fenerbahçeliler de söylüyor diyoruz. Beşiktaşlar da Trabzonlular da, Diyarbakırlılar da, Bursa, hepsi söylüyor da kasten kimsenin hakkı yenmez. Kayseri hakem hatası olmuş mudur? Olmuştur muhakkak. Beşiktaş'a da olmuştur, Fener'e de olmuştur, Galatasaray'a da olmuştur ama hak yemek diye bir şey kesinlikle olamaz. Kayseri'nin başkanı da seversiniz de. Çok en çok sevdiğiniz. Evet. Çok severim en yani. Çok sevdiğiniz başkanlarından evet. birisidir de ayrıca yani başkanım. Bir son sorum benim Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. 10 dakika sizi biraz geç bıraktık ama söz vermiştim bir diye. Bağışlayın lütfen. Estağfurullah. Lütfen açık yüreklilikler zaman olduğu gibi. Çünkü geçmişten fotoğraflarınızı biliyoruz. Onun için söylüyorum. Açılışa getirdiniz. Bugün Beşiktaş'ın başkanı olsanız Cristiano Ronaldo ya da Jose Mourinho ikilisiyle çalışır mıydınız? Bunun için bir çaba sarf eder miydiniz Beşiktaş için? Valla ben Ronaldo ile konuştuğumda bana demişti ki sen başkan olursan gelirim demişti başkan olduğumda. Şimdi Fikret Başkan düşünsün, getirmesi lazım. Ya tabii ki Ronaldo'yu da Mourinho'da Beşiktaş'a gelmesi hem Beşiktaş için hem Beşiktaş'ın dünya markası için abi çok büyük önemli. Büyük bir olay olur hem dünya. İnşallah bu statla beraber Beşiktaş bunları da görecek ve yapacaktır. Stat Beşiktaş'ın çok önemli bir adımdır. Abi büyük yıldızların alınmasını desteklemeniz çok önemli. Çünkü Ahmet Çakar'a bir itiraz eder. Zapolya'sı pahalı mı aldık o zaman? Ya geç ya. Neler söylediler Allah olsun geç. Bedavaya aldınız ya bedavaya. Şimdi şampiyon oldu o kadro. Pahalı aldılar diyor lan diyor. Eleştiri kolay ya dediğim gibi onun için. Allah'ım yarabbim. Evet Türk futbolunun bir numarası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerli ismi Sayın Başkan Yıldırım Demirören uzun bir aradan sonra sessizliğini beyaz TV ekranlarında derin futbolda sizler için bozdu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Cümlemizin hep beraber bu yolda. Başka yayın organları da Yıldırım Demirören'in söylemediği şeyleri böyle ilan ediyorlar. Şimdi bana geliyor da şimdi isim vermeyeyim. Yok Melo cezadan yırttı falan filan. Yani tuhaf şeyler atıyorlar. Başkanım ben bir soru soracağım. Çok tuhaf ama sportif amaçla değil. Başka amaçlarını spor üzerinden tatmin etmeye kalkıyorlar. Son bir soru soruyorum. Başkanım hakemlerinize bir mesajınız. Hakemlerinize güveniyor musunuz? Bundan sonra 6 hafta var. Çok kritik düşecek takımlar şampiyon olacak. Hakemlerinize şuradan bir mesaj verirseniz en son olarak. Yani burada hepiniz beni seninle beraber çalıştık. Diğerleriniz de dışarıdan, kamuoyundan, şuradan buradan tanıyorsunuz. Güvenmediğim bir insanla çalışır mıyım? Çalışmak zorunda mıyım? İsterse hangi hakem olursa olsun. Ben hakemleri ilk başkanlıktan sonra bir toplantı yaptım. Ve dedim ki sizi eleştiren hatta hakaret eden bir başkan olarak şu an karşınıza geliyorum Beşiktaş Başkanı'yım. Yaptım. Hepinizden de özür diliyorum, sizi tanıktan sonra bunu da gördüm. Hata yapabilirsiniz ama hiçbirinizin art niyetli olmadığını biliyorum dedim. Gene art niyetli olmayan her hakemin arkasındayım. Ama art niyetli olan varsa da onu da çeker anında çıkartır ben hiç. Ondan önemli bir değer. Önemli bir değer. Her hakemlerine sonsuz güveniniz. Sonuna kadar. Tamam. Sayın Başkanım tekrar çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Programımızın sonunda Sabah gazetesinin Türk basının önemli ismi Süleyman Gültekin abimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kemal Özkan ismini biliyorsunuz Türkiye'de çok fazlasıyla yakından biliyoruz. O da bugün hakkın rahmetine kavuştu. Ona da yakından efendim evet. Sünnetçi Kemal Özkan. Evet doktor Kemal Özkan. Saygı ve rahmet. Ölmüş adam arkasına şey yaptı. Allah'tan rahmet. Allah'tan rahmet. Biz seni izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Bir kez daha teşekkürler. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.